Hoş geldiniz Spor Maaş'ta. Cem Dizdar'la karşınızdayız sevgili seyirciler. Dün Galatasaray-Trabzonspor maçı vardı. Konuşacağız. Diğer haberlere de yer vereceğiz. Katılımlarınızı bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi hem Twitter'dan hem Instagram'dan son paylaşımların altına sorularınızı ve mesajlarınızı yazabilirsiniz. TRT Spor 2 olarak birçok organizasyonu canlı olarak yayınlıyoruz. Dün güreşte de öyleydi. Voleybolda da aynı şekilde. Öne çıkan iki haber var. Bir Taha Gül'ü tebrik edelim. Ardından Ziraat Bank kartı da kutlayalım. İki haber ekranlara getireceğiz. Hürriyet ve Fanatik gazetelerinden. Daha sonra Galatasaray-Trabzonspor maçının özetine geçeriz. İlk olarak Taha Gül Avrupa'nın 8. harikası. Hürriyet, tebrik ediyoruz Taha'yı. 8. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı milli güreşçimiz. Milli sporcu 4 maçını da eze eze kazandı demiş Hürriyet. Kariyerinde bir olimpiyat ve iki dünya şampiyonluğu da bulunan Taha Akgül, Avrupa şampiyonasında Gürcü, Polonyalı, Belaruslu rakiplerini yendikten sonra finalde Rus Kozirev'i de 9-2 mağlup etti ve altın madalya kazandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da madalya töreni sonrası Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti. Biz de kutlayalım Taha'yı. Tarihi şampiyonluk Fanatik gazetesi. Efeler Ligi'nde şampiyonluk sevincini Ziraat Bankart yaşadı. Her maçı büyük heyecana sahne olan finalde Fenerbahçe 3-1'lik seriyle geçmeyi başaran Kırmızı Beyazlar tarihinde ilk kez lig kupasını müzesine taşımayı başardı. Ziraat Bankart'ta kutluyoruz ve Galatasaray Trabzonspor maçının özetiyle Spor Manşet'e devam ediyoruz. Evet, berabere sona erdi mücadele. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu arada alttan arkadaşlarımız birkaç dakikadır son dakika olarak paylaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatlar öncesi olimpik ve paralimpik sporcularında Covid-19 aşı uygulamasına dahil edildiğini açıkladı. Bunu da paylaşmış olalım ve yazarlara dönelim. Neler yazmışlar Galatasaray Trabzonspor maçıyla ilgili? Daha sonra da Cem Dizdar'la konuşalım. Mehmet Demirkol çifte kayıp. Maçın son bölümüne önde giren Trabzonspor beraberlik golünü Hugo, Flavio ve Uğurcan'ın zincirleme yaptığı hatadan dolayı kalesinde gördü. Galatasaray'da bu tip bir şey lazımdı. İki takım için de kayıpla biten bir maç oldu. Olcay Çakır, dün akşam güçlü rakibi önünde Trabzonspor adına tek kazanım gelecek sezona taşıyacağı güçlü ve zayıf taraflarını görmek olmuştur. Avcı'nın özellikle son bölümlerde ön alanda yaptığı değişikliklerin olumsuz etkilerini kayıp bir sezonda önemli ders olarak not ettiğini düşünüyorum. Uğur Meleke Hürriyet, bu lige 20 takımda çok fazla geliyor. 16 Nisan-16 Mayıs arasında 30 güne 8 maç günü sıkıştı. Bunun fiziksel ve mental etkilerini birçok maçta görüyoruz. Hafta sonunda Trabzon-Hatay maçı bitmek bilmedi adeta. Önceki gün Sivas-Beşiktaş müsabakası vaat edilenin çok altında kaldı. Dün de iki ekip 70 dakika boyunca öyleydi. Futbol kınıtılarıyla avulmak zorunda kalacağımız bir dönem galiba bu. Tamam, bu sezonun 21 takımla oynandığı için ekstrem bir tarafı var. Ama yeni sezonda da ligde 20 kulüp 38 maç günü izleyeceğiz. Bence bu ligin kalitesine 20 takımda çok fazla ifadelerini kullanmış Uğur Meleke. Şansal bu yuka milliyet. İlk yarısı Trabzonspor'un, ikinci yarısı Galatasaray'ın olan bir maç izledik. Son saniye golü Galatasaray için ancak teselli olur. Bu bir puan Galatasaray'ı mutlu etmez, Trabzonspor'u da mutlu etmez. Bu maçın ve bu haftanın karlısı ve mutlusu yattığı yerden 4 puanlık avantaj kapan Fenerbahçe oldu. Son olarak İskender Gülen'e bakalım. İlk yarıdaki kontrollü oyunda gole daha yakın taraf Trabzonspor'du. Vakame'nin direkten dönen topu ve de Bakasetas'ın iki çok önemli gol pozisyonu var. Geçtiğimiz haftalara göre Trabzonspor orta alanda daha olumlu bir oyun ortaya koydu. 60. dakikadan sonra ise rakip alanda Trabzon top kayıplarını fazla yaptığı için ve de geri dönüşlerde geç kaldığından sorunlar ortaya çıktı. Önce Hatay, ardından Galatasaray maçlarının son dakikalarında yenilen gollerle giden 4 puan büyük kayıp. İskender Gülen'in yazısında kullandığı cümleler. Ne diyorsun Cem abi dünkü maç için? Yani ülke vasatında gene bir maç işte. Bir gün önce izlediğimiz Beşiktaş maçına benzer bir maç. Yani zevkli mi? İzleyenlere sormak gerekiyor. Zevk aldınız mı? Yani iki takımın taraftarlarını dışına atalım. Çünkü onlar taraflı oldukları için işte kayıplar üzerinden tarif ediyorlar. Ancak durum öyle mi? Yani oyun düzenleri, oynama biçimleri, genel itirazlar, eksikler, sıklıkla düşülen hatalar, giderilmeyen hatalar, bütün bunların üzerinden düşündüğünde sıkıcı işte. Hani bu işte bizim herhalde bu kadarını hak ediyoruz diye düşünüyoruz hepimiz. Bu kadar bir oyun hak ediyoruz yani.
Veya koca koca da laflar, büyük büyük harcamalar, bu kadar kayıplar. Yani dünyanın kaybı var şu oyunun içinde. O kadar borçlar. Her transfer döneminde büyük gösteriler. Oynadığımız oyun bu. Yani bunu şeye bağlayamayız ki. İşte takım sayısı yükseldi de maç sayısı arttı. Yani bunun önünde bir şey oynadık mı? Yani yorulduk, buraya kadar oynadık, yorulmaya başladık. Yani. Önünde var mı bir şey? Sadece yok. Yani. Sonunda olacak mı bir şey? Yok. Sadece onu açıklamak değil. Yani bir şey yok yani. Yok 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 yani. Yok. Yok yani. Var, olmadı, var. Olmayan bir şey üzerine her gün burada akıl yürütmeye çalışıyoruz. Var demez herhalde. Kimsenin var diyeceğini zannetmiyorum zaten. Ya olumluluklar var işte. Kenarda mesela bu top. Tam önümdeki pozisyona bakıyorum şimdi. Korner pozisyonunda. Galatasaray öndüre adam koymuyor. İyi bir şey. İyi bir şey. Güzel top. Top gene arka direğe gidiyor. Fark etmiyor yani. Direkten dönüyor o top. Yani böyle ayrıntılar. İşte ne diyelim. Hani maçın belki en özel anıydı Galatasaray'ın gol attığı yer. Çocuğu niye yere yatırıyorsun ya? Şimdi artık öyle bir hal aldı ki o tarz serbest vuruşlarda ilk akla gelen Cem Dizdar olmaya başladı. Niye yere yatırıyorsun çocuğu yani? Orada bir tane adam işte dün Beşiktaş için söyledim. Laiç Gezal. Her topu içeri atıyorsun ve rakibin ne yapacağını biliyor. Burada Galatasaray'ın ne yapacağını biliyor muydu şey? Trabzon savunması o gol anında. Biliyor mu? Yerleşmiş birini de yere yatırmışsın. Onu yere yatırmasan da kenardaki oyuncunun üzerine doğru göndersen yani en azından ona bir gölge olsa. Ya buradasın ama seni görüyorum dese Serkan onu yapmak yerine. Onun da en fazla yapacağı şu Babel vuruşu. Galatasaray'ın golünü ortaya koyabilir miyiz? Bir yapacağı da en çok da o Babel vuruşu yani. Ama işte düşüyorsun bu hatalara. Düşüyorsun. Hani sonradan yerini hemen kapatmaya çalıştı, doldurmaya çalıştı Serkan darmadağın ama. Darmadağın oldu ama. Savunma darmadağın. Galatasaray'ın golü evet. Şimdi savunma. O gitti. Bak darmadağın oldu. Arkada kaldı. Bak barajın top nereden geçiyor bak. Darmadağın oldun orada yani. Ondan sonrası artık öbürünün yapıp yapmayacağıyla ilgili. Sen çünkü yapabileceğin her şeyi kaybediyorsun. Darmadağın oldun orada. Niye onu orada yere yatırdın diye. Yani ne yere yatır ne ayağa kalk yani. İşte Babel'de kalkmıyorsun ayağa vuruyor üstten dışarıya atıyor. Fenerbahçe maçında da işte kaldırdı diye alttan geldiğini konuştuk. Niye sıçrıyorsun diyorum. Niye sıçrıyorsun? Tamam bu eğitim işte. Eğitim bunların hepsi. Bunlara yapacak bir şey yok. Yani Luyendam'a topu şeye vurdu diyorsun. Yaya vurdu diyorsun. Uğurcan nereye vuruyor topu? Kurtardığı pozisyonda. Hani biri yapıyor da diğeri yapmıyor mu? Ona 20-25 milyonluk oyuncu diyorsun. Nereye vuruyor topu? Kaleci nereye vurur topu? Bu tür idmanları nereye yapıyor? Öyle ya bak ne güzel gösteriyor. İşte yani bunlar ayrıntılar. Şimdi bu ayrıntılar hani maç anlarda kazanılır diyor ya Abdullah abi. Evet doğru maç anlarda kazanılıyor ve anlarda kaybediliyor. Ne yemiş Galatasaray? Basit mi yemiş gene gol? Bireysel hatadan gol yemiş. Hemen onu altını çizdim ben. Peki öteki, önceki pozisyonlar? Öyle değerlendirirsek her hata bireysel zaten. Önceki pozisyonlar, arka direkten dönen top, bakışı 2-3 kafa pasıyla oraya. O da bireysel inmesi. O zaman. Ya bir de zincirleme gol yiyince daha mı güzel oluyor yani? Zincirleme gol yiyince daha mı iyi oluyor? Niye tedavi edilemiyor bunlar? İki tane önemli şey. Şimdi herkes Luyendam'ın kafasına bakıyor. Ben kaleciye bakıyorum yani. Marka'ya da tepki vardı. O topa öyle mi girilir? Hani sırtınla böyle arkanı dönerek geliyorsun Marka diye. Marka'nın tepkisini bilemiyorum ki. Ha, olanı söylüyorum. Gördüğüm paylaşıyorum. Gösterdiğini bilmiyorum da. Luyendam'a kafayla attı diyorsun. Yurt dışından getiriyorsun. O seviyede oyuncu diyorsun. Onu yapıyor. Senin ülkenin milli takım kalecisi de bunu yapıyor. Ondan bahseden yok ama ülkede. Yine bu fani bahsediyor. Onu görmüyor çünkü. Yere yatma diyorsun, yere yatıyor. Orada birisi boş kalıyor, biri kullanıyor onu. Belli ki görüyor onu orada ya da çalışmış onu bilemiyoruz yani ne yaptığını. Onları anlatmadıkları için. Mesela biz buna çalıştık demiyorlar. Anlatmadıkları için onları göremiyoruz. Ne oluyormuş? Mesela bence maçın en güzel anı. Hangisi? Bu Edgar golü. Oradan yayın üstünde stoperi var takımın. Akan oyunu o. Akan oyun tabii. Hücuma gidiyor yani. O da şunu anlatıyor. Yani Trabzon ne yapmış? Çalışmış. Yani o şey geliştiriyor. Oyunun içinde oyun geliştiriyor. Eksiği ne? Bir de eksiği var ama Trabzon'un. Nedir? 5 maçtır kazanamıyor. Evet. Niye? Tutamıyor skoru. Niye tutamıyor? Yani önce takım savunmasını oturtuyorduk. Niye oturtamadık takım savunmasını?
Skoru tutamamak takım savunmasının oturmamasını gösteriyor. O yüzden çok sinirliydi Abdullah Avcı. Ona sinirlenme. Şimdi ona gerekçe değil diyorsun sen. Diyorsun ki o gerekçe o değil. Hangisine gerekçe değil diyor? Oyuncu değiştirdiklerine. Niye değiştiriyorsun ya Kamil Ahmet Çörekçi'nin ne işi var sahada? Geçen hafta aynısını yaptın, tamam. Yedin. Bu hafta da aynısını yaptın, yedin. Onunla bir ilgisi yok diyor. Neyle ilgisi var? O topa, yüksek topa çıkmazmış stoper. Bakasetası almasının sebebi orada herhalde yani artık bitti, koşamıyor, mücadele edemiyor diye düşündüğü için. Kaç dakika ya? 89-90. Ne? 6 dakika daha koşamayacaksın, zaten ne işi var sahada? Zaten onun varlığı koşsun da topla oynasın diye değil ki. Rakibi tehdit etsin diye. Varlığıyla rakibi tehdit ediyor. Senin takımının en güçlü oyuncusu kalsın sahada ya, zararı ne? Ne düşündüğünü merak ediyorsun. Zaten buz gibi 3 tane oyuncuyu atıyorsun oyuna. Birini 86'da atmışsın, birini ikisini 89'da atmışsın. Evet, Afil abi, Kamil abi. Ben ne diyorum size? 5 tane oyuncu değiştirme hakkı zarar verir diyor muyum? Veriyor mu? Zarar verebilir yani. Buna dikkat edin diyorum. 88-89'da, 86-89'da 2 oyuncu atıyorsun. Buz gibi 2 oyuncu oyuna giriyorlar. Yerler karışıyor, oyunlar karışıyor. Öbürü oradan faydalanabilir mi? Faydalanabilir. Galatasaray nasıl yemiş golü? 76'daki mi değiştirmiş? 76'da Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu. Golü ne zaman yemiş? 76. Ne oldu? Sen daha yerleşene kadar takır tukur, o oraya gitti, bu buraya gitti, kağıtlar veriyordu ya Mancini. Sen oraya git, sen oraya git. Orada darmadağın oldun işte. Hani maç, çünkü futbol maçı anlar oyunu ya. Bak, anlar oyunundan bahsediyorum. Oyuncu değiştirdin, golü yedin. Oyuncu değiştirdin, golü yedin. Oldu mu? Oyna ya, ne olacak? Biter mi? Gene 1-1 bitsin. Oyunda iyisin. Rakibin de bir şey yapamıyor. Sadece ilk devreye göre Galatasaray topu kullanıyor. Oyna, bitir maçı. Berabere bitir, yenil bitir. Mecbur musun ya hakkın var diye kullanmaya? Öyle diyordular ya. 14 yabancı alma hakkı var diye 14 tane yabancı almak zorunda mısın? Onun gibi zorunda. Tabii ki işte. Zorundalar. Niye zorundalar? Çünkü Türk oyuncuya 600-700 bin lira yazdığında, bak 600-700 bin euro yazarsan Türk oyuncuya, birçok yönetici için söylüyorum, kimse demez ki bu adam 600-700 bin euroluk oyuncu değil. Ha, derler yani, Türk olursa 600. Ama yabancı 600-700 bin yaz, kimse 600-700 bin eder mi bu oyuncu demez, çünkü kim olduğunu bilmiyordur. O ara olanlar olur işte. O 600-700 bin yabancıya yazılırken olanlar orada olur. Hani Bankalar Birliği benzeri anlaşmalar, borçlar, işte kayıplar, kulüp kasalarındaki uçuşanlar, paralar neredeler? Çünkü yerliye yazsan hemen derler ya, etmez bu oyuncu. Doğru yani, etmez. Bence de etmez. Yabancıyı bilmediğin için yabancı getirir, ona yazar. 700 bin, 800 bin, 1 milyon, 1200 filan. O ara bir kayıplar başlar. O ara kaçışanlar kaçışır. Yani öyledir. Bir taş atarsın dereye. Kurbağa yavruları böyle. Böyle küçük durun. Pırırırt diye kaçışır. O ara hemen olanlar olur yani. Bir daha da toparlayamazsın. Giden gider yani elinden. Şimdi bu anlar oyunu. Bak, iki tane an söyledim sana. Birisi 86-89 oyuncu değişikliğine gerek var. Bir de 76. Bir de 76'da değiştirmişsin. Tam o arada golü yemişsin. Olur mu? Olur tabii. Bunlara tesadüf de diyebilirsin. Yani ben Galatasaray'ın oyuncu değişikliği nedeniyle gol yedi demiyorum. Daha çok Trabzon oyuncu değişiklikleriyle gol yiyor. Yani oradan bir kerteriz al. Oyuncuyu değiştirdiler, biz gol attık. Ya biz bir beklesek mi acaba de? Yani Galatasaray oyuncu değiştirdi diye gol yemedi. Yok tamam, dün akşam... Ama yerleşimde sorun olur. O arada işte oyunu kaçırmaman lazım. Dün akşamki yorumlara baktım. Halil'in olmasının Galatasaray'a nasıl etkilediğine ilişkin. Şimdi maç önü Fatih Hoca'nın neden Babel'i tercih ettiğine ilişkin soru vardı. Halil Dervişoğlu iyi oynadı, daha da oynayacak ama bugün Babel'le başlamayı tercih ettik. Babel'in bu maça daha hazır olduğunu ve kafamdaki şeyleri onun daha iyi karşılayacağını düşündüğüm için onunla başladım. Hiçbir şey söyleyemem mi? Ona hiçbir şey söyleyemem. Hemen soruyu soracaksın. Karşıladı mı? Karşılamadı. Sordular mı soruyu? Sen mi cevap veriyorsun? Hayır, ben izlediğimi söylüyorum yani. Karşılamadı baba. Hemen değil mi? Sana söylemiyorum. Gazeteci soruyu soracak. Tamam hocam. Karşıladı mı? Karşılamadı. O zaman daha iyi olduğunu düşünen siz mi yanıldınız? Babel mi sizi yanılttı? Doğrudan sorunun hedefi, öznesi orası. Tamam. Babel mi sizi yanılttı değil. Sen zaten onun olacağını görmüş. Sahaya göndermişsin ve olmamış. Şimdi bu maçın sorumlusu kim? Sen dedin ki Babel'in daha iyi olacağını düşündüm. Güzel. Gönderdin, olmadı. Sorumlu Babel mi? Tercih eden tabii ki.
Biz bazen böyle jestlerle, mimiklerle konuşmamı seviyoruz yani. Bak. Doğru, doğru. O bana yazmaz mı bu? Kime yazar? Yazar, illaki yazar. İllaki yazar değil, yazdırmazsın. İmparator olduğu için yazılmaz. Ki bir anlatan oldu mu böyle gece yorumları izlemişsin? Ben hiçbir şey izlemedim. Ya Halil'den sonra, yani Halil oyuna girdikten sonra ön alanda neler yaptığına ilişkin, ne kadar olumlu işler yaptığına ilişkin yorumlar dinledim. Babel bunu yapamadı. Niye Babel'le başladı hoca acaba diye o konuşuluyordu. İşte ben de diyorum senden önce, senden sonra. Hmm. Ondan önce, ondan sonra. Şimdi orada bir sorumlu var demek ki. Bak diyoruz ki 86, 89, 89. Oyun bir anda gidiyor öbür tarafa. Zaten oyunun öbür tarafa geçme eğilimi var ikinci devre. Galatasaray'a geçiyor. Sen de biraz yardımcı oluyorsun ona. Oyunun o bölümüne yardımcı oluyorsun. Ona yardım ettin esasen şeyde, pozisyonda. Yani birkaç pozisyonda. Oyuncu değişiklikle kendi takımının dengesini bozduğun anda rakip ondan faydalandı. Peki başta? Yani ilk devre birkaç gol olur muydu Trabzon lehine? Olurdu. Demek ki senin planında, takım planında sorun varmış. Onu soran oldu mu? Onu yorumlayan oldu mu bizde? Bakasetas zaten cezalı. Önümüzdeki maçta yok. Çıkartmasa daha iyi olmaz mıydı konuşuldu. Galatasaray için söylüyorum Serkan. Evet, tamam konuşuldu. Bunu anlatan oldu mu yani? Görmedim. Bu plan abi. Halil girene kadar işlemediyse, Halil girdikten sonra işlediyse, o işlemeyen bölümün sorumlusu olarak bir analizi duydun mu? Bunları yapmak lazım ki düzeltelim. Yani burada bunu yaptık diye kimseye küsmüyoruz, kimseye kızmıyoruz, kimseye hakeme sallandığı gibi parmak sallamıyoruz ki. Oyunu anlamaya çalışıyoruz. Oyunu anlamaya çalışıyoruz. Oyundaki eksiklerin ne olduğunu. Ne diyor şey Arda Turan? Hayatımda diyor gördüğüm en iyi teknik adam diyor. Simeone Mimmone diyor hak getire bizde diyor. Neredeydi o haber? Bir yerde okudum onu. Hürriyette bulabilecek mi? Miyiz? Hürriyette okudum herhalde. Bir yerde okudum gene. Yok Hürriyette değil. Bir altlarda bir yerde bu kafamda karışıyor artık yani. Öyle diyor. En iyisi diyor. Gecesini gündüzüne katıyor Fatih Terim diyor. Doğrudur. Tabii ki çalışacak yani. Çalışmadan maç kazanılır mı? Kulübün başkanı ne diyordu uçak biletleri için? Nereye gidiyordu? Burada. Öbür arka sayfadaymış. Sabah mı? Sabah gazetesinden okuyorum. Hoca gecesini gündüzüne Galatasaray'a veren biri demiş deneyimli hoca. Kariyerimdeki en çalışkan teknik direktörlerden biri. Çok üzülüyor. Maçın analizini en iyi şekilde yapıyor ama biz oyuncular bunu sahaya yansıtamıyoruz. Maçın analizi doğru muymuş Babel orada oynarken? Çünkü Babel sonra da yer değiştirdi. Git orada oyna dedi. Oyuncu, yani o değiştikten sonra oyuna biraz daha Galatasaray katıldı. Oyunu eline aldı kenara geçince. Peki analizi doğru mu yapmış? Kulübün başkanı da diyor ki uçak biletleri oralara gidiliyor, buralara geliniyor diye hepimiz haberler okuyoruz. Demek ki gece gündüze katılmıyor bir. İkincisi analizde bir sorun var iki. Ama biz bu analizde o sorun olduğunu da tartışmıyoruz ki. Tartışalım ki o da bir gözden geçirsin. Bak. Doğru bir şey yani sonunda yapan birisi var yani. Kornerde direklere koymuyor. Koymuyor yani. Koyanların ne halde olduğunu görüyorsun. Top yine arka direğe gitti. Hı hı. Gol olmadı ama direkten döndü ama yani gene bu olacak olan budur. Şimdi buna dair bir çözüm üretirsin. Ya bu ön direkten bir şey olmuyor. Şu arka direğe doğru arka direk savunması yapalım. Ya alanı kapatalım kafa vurucuların olduğu yer yani topu arka direğe atacak olanları bir yerde bloklayalım onları vuramasınlar. Ya arka direğe birini koyalım. Nasıl? Onlar antrenmanda çözülecek işler. Peki bu analizde yani çok çalıştım. Analiz yanlış çıktı. Ben yine bir arkadaşımla konuştum. O da şu soruyu sordu bana. Cevap veremedim. Asıl soru şu dedi. Fegoli neden çıktı dedi. Ya ben bilmiyorum. Öyle şey olur mu canım? Sen onu biz de onları bilmeyelim. Biz sonuçtan konuşalım. Ya, tabii ki. Sakattır. Fegoli ne dedi şey? Sergen Yalçın. Larin niye çıktı diye soruyorlar. Sakat dedi. Fatih Terim diyor ki bizim devre içinde yaptığımız antrenmanlarda bu pozisyonun niye oyuncusu Babel diyor. Şimdi sen nereden bileceksin onun niye olduğunu? Tabii ki o karar verecek ona. Ama karardan sonra yani niye çıktı niye ettiden çok o şeyi o tercihi anlamaya çalışan soru üretelim. Onu anlattıralım teknik adamlara ki biz de oyunu daha doğru anlayabilelim. Yani arkadaşın sana soruyor. Sen nereden bileceksin? Bana sor. Bilmiyorsun da. Şimdi bu maçta Beşiktaş puan kaybetmiş üst üste 2 haftada. Yani bu maçı kazanmayı bekliyor taraftarlar doğal olarak. Taraftarın bakışıyla teknik adam bakışının aynı olmayacağı gerçek. İşte sen taraftarın bakışına onu söyleyeceksin. Yani bunları talep edin diyeceksin teknik adamlardan. Olmayan yani bana olanları anlatıyorsun güzel. İyi çalıştık, doğru çalıştık, şudur budur. Gol yemeyi de anlatıyorsun bireysel hata filan diye.
Peki genel takım meselesinde ne sorun var? Bunu bir anlatır mısın diye o talep edecek onu. Gazeteciye sorduracak. Kendi adına var ya, kamu adına görevli ya. Gazeteci soracak ve biz de oyunu daha iyi anlayacağız. Yani mesela soracağız Abdullah Avcı'ya. Serkan Hasan'ı yere sen mi yatırdın? Kendi kendilerine mi yatıyorlar bunlar yere? Mesela bunu sorarsan bu doğru tartışma birçok takımda oyunun doğru anlaşılmasını, birçok teknik adamın oyunu gözden geçirmesine yol açar ve bizlerin de televizyonda yorumlayan, gazetede yazan, Feghouli niye çıktı diye merak eden Galatasaraylı senin arkadaşının da oyunu doğru anlamasına yardım eder. Doğru anlaşılmış bir oyun yükseltilme konusunda anlaşılmamış oyuna göre avantajlıdır. Işte... O zaman girersin işte Avrupa'nın darbeci 12'lerinin arasına. Bak yapmaya çalıştılar darbe, patladı ellerinde. İki takım kaldı. Patladı en ellerinde. Klasik. Şimdi hemen iki takıma kurun ligini oynayın diyeceksin. Ya da bu başkanları gönderin oradan diyeceksin. Ha. Bak hala ne diyormuş Agnelli beyefendi? Diyor ki oyunu çocuklara sevdirmemiz lazım diyor. Çok güzel orası bak. Florentino mu diyordu? O mu diyordu? Yok Agnelli demiş. Bugün o var. Agnelli gençleri demiş. Hı. Agnelli demiş ki 15-24 yaş arasındaki gençlerin ki bunlar hepsini tanıyorlar. Tanıyorlar. Yani bu mesela Napoli'de 15-24 yaş arasındaki gencin nasıl davrandığını bildiği gibi Bari'dekini de biliyor. Orada Gelibolu diye bir yer var. Gelibolu'yu da biliyor. Siena'dakini de biliyor. Biliyor yani bunları. Hepsi bunlar. Aynı zamanda sosyolog, sosyal antropolog, sosyal psikolog. 15-24 yaş arasındaki gençlerin %40'ı futbola ilgi duymuyor. Kararını da vermiş. Futbola ilgi duymuyor. Niye? Büyük ihtimalle telefonuyla oynayan çocuklara bakıyor o da bizim gibi. Televizyon izlemiyor, yani, işte sosyal medya. Futbola medyada. İlgi duymuyor. Gençler artık başka şeylerle ilgileniyor. Call of Duty ne bilmiyorum. Oyun. Veya Fortnite. Oynayan gençleri yeniden futbola döndürmeliyiz. Ya paranı oraya yatırsana. Hepsi oyun. Tamam oraya git yatırsana paranı. Ne istiyorsun bizden? Para mı kazanmak istiyorsun? Madem onlar orada oynuyor. Bunları oraya çekmek istiyorum. Alan orada bir tane de sen Agnelli işte game diye bir şey... Harca paranı, koy oraya, oradan para kazansana. Yani oyunu niye bozuyorsun? Bu tarihselliği olan bir oyunu niye bozuyorsun? Bak bu kadarını sorarsan anlarsın. Mesela futbol aklında Özgür Erdal'dan Mustafa tartışırken söyledim. Gençler diyorlar 3 dakikadan fazla görüntüye dayanamıyor değil mi? Dün söyledim ben sana. Ha. Sen de söyledin değil mi? Bunlar yapılmış araştırmalarınız sizin. Kamuoyu araştırmalarınız size paylaşılan araştırmalar. Birileri olsun. Size anlatıyor. Aynen Agnelli öyle. Gibi birisi size anlatıyor. Siz de bunu... Game of Thrones'u nasıl kaç sezon seyrediyorlar? Ve kim seyrediyor bunları? Bu dijital platformdaki bu birbirinin arka nefessiz hafta sonları soluksuz seyir. Hafta sonumu bu diziye ayırdım. 5 sezon bitirdim diyor. Kim bu insanlar? Hafta sonunu iki cumartesi pazar oturuyor bırakmış işi gücü. Oturuyor. 6 bölüm, 6 sezonluk işte dizileri izliyor. Peki bunlar kim? Bunların üzerine bir araştırma yapılıyor mu? Bunlara dair bir... Ya ne söylenirse inandığı için insanlar birileri seni ikna etmek için 3 dakikadan fazla izlemiyor diyor. Ya şarkı 4 dakika diyorsun. Parçanın kendisi 4 dakika. Giriyorsun 4 milyon izlenmiş. E hani 3 dakika tezin senin? Parçayı görüyorsun 4 milyon izlenmiş parça. Yazıyor orada 4 dakika 7 saniye. Şimdi bunu ne yazar? Ya 4 dakikada olur filan diyor. Onu izleyen altında da 7 milyonluk başka bir şey dinlemiş. 2 tane eseri dinlemiş. Yani şarkı, türkü, işte rap, hip hop neyse. Eşine geldiği gibi oluyor işte o da. İşte o zaman ne yapacaksın? Uyanık olacaksın. Aynen. Sana bunlara yutturmaya çalışanların ellerindeki drajeyi eline böyle tık diye vuracaksın. Drajeyi elinden atacaksın. Peki. Böyle palavralara göz yummayacaksın. Agnelli oyuna çekmeyecek. Agnelli oyundan çıkacak. Çocuklar oyunun içindeler zaten. Ha yere yatırmayacaksın çocuğunu. Şu var Cem abi, eğer Galatasaray golünde barajın altından gol yeselerdi bu sefer herkes baraj altı deniyor, sen niye o adamı tutuyorsun da barajın altına yatmıyorsun diye hani pas atsalar ne olacak gibi şeyler söylenecekti. Bu sefer yine çocuğa tepki verilecekti diyor İlker Bey. Kime? Yani yatsa başka bir şey, yatmasa yine reaksiyon gösterileceğini söylüyor. Ya siz sorunu çözemiyor musunuz? Çözdüm bak. Koca diziden bu 3 dakikadan fazla bir şey izlenmiyor palavrasını yalan. Çözdüm. Bu bir palavrayı çözdüm. Bu da yalan diyorsun yani. Yahu ayağa sıçrama diyorum. Baraj ayağa sıçramaz. Sıçrama ya. Niye kalkıyorsunuz hepiniz? İşte zaten önünde Babel üzerinden geçip böyle kaleye doğru gidiyor ya. Böyle yapmazsan da engelleyemiyorsun hani sistem ya. Ya siz görüntüyü ben demiyorum de, ya. Kim diyor?
Bu zaten adını durumda. Söyle. İlker. İlker Bey, görmediniz mi Babel'in vurduğu topu? Aynı maçın içinde bir başka an. Yukarılara gitti. Tom Mix bizim, Tom Brax. Bir, aynı anda bir başka yer. Doktor Sallaso. Bilmiyorum okuyor muydunuz? Biz küçükken okuyor. Aynen. Maçın içinde oldu ve hiçbir şey olmadı ki. Aynı da yani benzer yerden oldu. Kalkma ya. Çocuğunu eğit. Hani Luyendama'nın topu attığı yer ile kalecinin, Uğurcan'ın topu düşürdüğü yer benzeri işler değil mi? Bunları eğiterek geliştirsene. Yani herkes bir şeyin geliştirilmesine, sporcunun geliştirilmesine karşı ifadeler arıyor. Böyle oyuncu gelişir mi? Böyle oyun gelişir mi? Bak şimdi diyorum ki Babel diyorum. Bu pozisyonda tercih etti. Olmadı. Olabilir. Teknik adamın tercihidir bu. Şimdi bunun olmadığında bunun sorumluluğu üzerine birkaç kelime duymak istemez miyiz biz? İsteriz. Peki niye şeyi duyuyoruz? Bireysel hatadan gol yedi. Ben onu duyar duymaz. Peki hocam, o bireysel hocam bir hata değil mi? Babel'in orada oynayıp herhangi bir iş yapaması teknik direktörün bireysel hatası diye düşünebilir miyiz? Düşünebiliriz. Düşünelim mi? Düşünelim. E tamam işte bak sana televizyonlarda duymayacağım bir analiz daha yap. Duyamazsın televizyonlarda bunu. Şimdi sadece kazanmaya odaklı gidiyor. Baksana katılım bile ne kadar fark ediyor. Nereye? Kazanamadığı zaman. Mesela Galatasaray kazansaydı şu anda böyle bir sürü mesaj gelecekti. O şöyle, mesaj katılımı böyle anlatmaz. Hayır yani şey anlamında söylüyorum. İlgi anlamında söylüyorum. O belli ediyor. İlgisi vardır televizyonun karşısındaki insanlar. İlgilenen insanlar bu mesajlarla uğraşmazlar. Anlamaya çalışırlar. Peki. Zamanlarını anlamaya ayırırlar. Mesaj atıcılar daha çok fikirlerini dayatmacılardır onlar. Herkes için değil de. Herkes için. Ağır herkes yani. İçin. Herkes ağır olsun. Bırak biraz. Bir kere de benimki ağır olsun ya. Allah sabırlar versin şudur. Ağır olsun bırak. Tamam abi, peki. Yani öteki atmıyor. Hı. O gelen mailleri, uzun uzun mailleri yazan insanların düşünüp taşınıp mail yazmaya, mektup yazmaya zamanları, çünkü o zamanı oraya ayırıyor. Burada önce anlamaya çalışıyor. Onu da okumaya tahammülü yok diye analizler çıktı onunla ilgili de. İşte yeni kuşağın çok fazla okumaya tahammülü yok diye. Peki okumadan neyi yazıyormuş da ben onun yazdığını ciddiye alayım? Aynen öyle. Sizin Z kuşağının okumaya tahammülü yokmuş. Okuyan da var. Peki onun yazdığını ben niye ciddiye alayım? Okuyan benim. Onlarca yıl insanları dinleyen benim. Günde 3,5-4 saat insanları dinledim ben. Toplantılarda anlattılar, haberleri anlattılar. Hmm. Şimdi ben yani hem okumuyor, hem okumuyor, hem yazamıyor. Hem okudum, hem yazdım, yalan dünya senden bezdim. Hem okumuyor, hem yazamıyor, hem de çok yazma heveslisi. Şimdi ben bunu niye ciddiye alacağım? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Oyun üzerine düşünmeye çalışıyoruz. Oyunda ben arkadaşların söylediklerinin yanlış olduğunu düşünmüyorum ve bunu da iddia etmiyorum. Sadece kendi bakış açımla oradaki olanlara katkı koymaya çalışıyorum. Bu koyduğum katkıyı da çok az insanın koyduğunu görüyorum. Şurada yazılanların büyük bölümü birbirinin aynısı. Bir tane okuyayım mı sana ben? Tabii. Ben de şunu söyleyeyim sana. City maçında iki oyuncu değişikliği yaptı diyor Cenk Güner. Maç boyunca doğru giden düzeni bozmak istemeyebilir. Maç boyunca doğru giden düzeni bozmak olabiliyor bazen fazla değişiklik demiş. City'de iki değişiklik yapıldı dünkü öyle maçta. Öyle olur, öyle olur. Ona vurgu yaptı. Öyle olur. Ekleyeyim. Bunlar bu olur. Geçen de anlattık işte. Tek bir şey değiştirdi. Erman Özgür, Fanatik Gazetesi. Son dakika golü ve alınan puan ne ifade eder? Galatasaray için matematikten çok oyuncuların şampiyonluğa inanmayan görüntüleri haftalardır istikrarlı şekilde devam ettiği için puanın çok özel bir anlamı yok diyor. Güzel değil mi? Okuyunca kulağa hoş geliyor. Peki Galatasaraylı oyuncular şampiyonluğa inansalar oynayabilirler mi? İşte kenetlendiler maç öncesi, hiçbir maçta bu yoktu. Onlar konuşuldu dedim. Bir şey diyemiyorum canım. Yani işte soru bu. İnansalar oynayabilirler mi? Çünkü hoca diyor ki ben hafta içinde baktım Babel'i gördüm. Onu oynayabilirler miymiş? İnandı mesela Babel. İnandı artık uçuyor inançtan yani. Helyum doldu, zeplin gibi kalktı gidiyor. Böyle bir oyun muymuş bu? Değil. Adım attırmamış sana rakibin. Adım attırmamış. Diğer rakibinin teknik adamı ne diyor? Kızgınım diyor. Demiyor. Çöpe attık diyor ya. Demiyor bak. Diyor ki duyguların, kahramanlıkların oyunu değil bu. Evet, tamam. Oyun akıl oyunu diyor. Biri aklıyla oynuyor, sen hala diyorsun ki efendim inandı inanmadı. Duyguların ve kahramanlıkların oyunu değil, akıl oyunu. Neye kızmış? Yediğimiz golün değişikliklerle alakası yok. Bence var. Bu bir detaydır. Önemli bir detaydır. Hı hı. Çünkü Abdullah Avcı ile ilgili detaydır. Ama çok daha kıymetli bir şey söylüyor. Muslera'dan uzun top geldi.
Lündama santfordaydı. Stopper'in kafaya çıkmayacak orada. İşte çalışmayla giderilecek şeyi görmüş. Bu giderilir. Gördüysen giderilir. Çıkmayacak orada. Çalışıyoruz. Zincir bu. Mekanizma böyledir. Rakip şut atıyor. Araya adam sokmayacaksın. Aynı şeyler Galatasaray'da da oluyor. Ama benzeri şeyi de golde yiyoruz. Yani yediğin golde de benzer sorunlar var. 1, 2, 3, 4 değil. Bak ne diyor Erman Özgür? Diyor ki, savunmada hatasız oynayan, pozisyon vermeyen, savunma hattının en iyisi Edgar, attığı harika golüyle maçın yıldızı oldu. Yedikleri pozisyonda, yani faul aldıkları pozisyonda. Teknik adam diyor ki bir stoperler ayağa çıkmayacak diyor. Orada Vitor Hugo muydu? İkisi birden. İkisi birden de Vitor Hugo'nun da. Eşlik etsen koşuda, yani onun geleceğini görsen, onunla paralel koşu eşlik etsen ve onunla koşsan şut atabilir mi? Atmaz. En çok üstüne basa geleni bekleyecek. Sen de geleni bekleyeceksin. Evet, pas atabilir. Pas atma odası da yükselecek. Bak maçın içinde güzel anlardan bir tanesi. Herhalde Emre kesti. Kılıç, Emre Kılınç vurdu ona. Cezalandırmıştan yayın sert. Üstünde. Ha, yayın üstünde. Attığın yerden pozisyon yedin. Gol attığın yer. Edgar'ın gol attığı yerden, Edgar Allan Poe'nun gol attığı yerden pozisyon yedin, o da gol olabilirdi. Yani Galatasaray'ın o ana kadarki en kritik şey o. Demek ki bak bir eksik var. Onun eksiğinin benzeri sende de var. Sen de düzeltecek. Sende de var. Yani o da düzeltilmeye muhtaç bir şey. Yani çocukken hepimizin ilk öğrendiği şey. Hücum edilirken yayda bekleyelim. Duran topta yayda bekleyelim. Çünkü toplar yüzdesi yüksek olarak o bölgeye doğru sekiyor. Hı hı. Orada da onlar birini tutabilirler. Birini tutabilirler. Şu İlker Bey, rakip analiz ederek galibiyet de olur mağlubiyet de takım oyununa dahil değil mi bu iki analiz demiş. Tabii ki yani analiz yapmıyor demiyoruz da düzeltmekten bahsediyoruz. Daha iyi analiz. Ya sorunu görelim diyorduk, bir şey söylemedik. Sorun gözüksün diye. Bu arada Mehmet İnanç, neye karşı çıktığınızı anlamaya çalışıyorum. Yola çıkacağım, arabayı servise götürdüm, bakımını yaptırdım, erken yattım, uykumu aldım, kahvaltı edip yola çıktım, yolda lastik patladı ve kaza yaptım. Kim suçlu diye sormuşsunuz. Bu hani benzetmeyi neye istinaden... Yola çiviyi atan. Neye istinaden yok, yola çiviyi attılar. Ya da lastiği... Oyunculara esnedi. Vurgu yapıyor anladığım kadarıyla mı? Şimdi ya yola biri çivi attı. Tamam. Ya yol temizlenmedi, yani o kesici delici alet lastiği patlattı, evet. Ya da senin lastiğini... Yine hepsi birbirine bağlı 40 işte. 40 binde lastiği değiştirmedi. Ya niye patlar bir lastik? Sorun o. Lastik niye patlar? Durduk yere patlarsa dördünün de birden patlaması lazım. Aynı yolları kat ettikleri için. Ya da en azından ön ikilerin, arka arka ikilerin patlaması. Niye lastiğin biri patlar? O lastikte bir sorun vardır ve sen o sorunu görmüyorsundur. Servisteki de görmemiştir. Ya da yola birisi bir şey atmıştır. Yolu temizlemesi gereken de o yolu yani hani temizlememiştir. Yani futbolculara gönderme yapıyor diye anladım ben ama bilmiyorum. Yanlış mı anladım? Futboldan anlamam. Dün gece Aston Villa City maçında 2-1 nasıl korunur? Oyununu seyrettim. Ama sanırım onlar futbol oyununu oynuyor. Bizimkiler top oynuyor. Orada takım bizde adamlar oynuyor demiş. Çok güzel. Tal. Çok bayağı anlıyormuş futboldan ya. Bu kadar güzel tespit olur mu? Orada futbol oynanıyor, bizde maç ediliyor. Top oynanıyor diyor. Top oynanıyor işte, maç etmek yani. O bayağı anlıyormuş yani tam. Bayağı anlıyormuş. Takım maç şey nasıl korunur, skoru nasıl korunur? Bayağı anlıyor, onu görmüş yani. Bizde çok az insan görüyor bunları. Çok az insan görüyor, çok az insan ilgileniyor. Çok az insan ilgileniyor. İlgilenenlerin arasında ilgilenenler görüyorlar Tao gibi de. Çok az insan bu ayrıntılarla ilgileniyor. Maalesef. Eşimle beraber izliyoruz. Futbol çok farklı diyor. Cem Dizdar'ın anlatımıyla çok felsefi yaklaşıyor diyor yok futbolla. Yok ya, felsefe yok. Her gün izliyormuş. Teşekkür ederiz. Burada Tarık şimdi Yıldırım. Bu felsefeyi de böyle olur olmaz kullanıyoruz. Bu sefer bu felsefe de hakarete dönüşüyor bende. Yani benimle ilgili konuşanlar açısından bu sefer felsefe içinde felsefe şeyinin geçtiği işte felsefik, felsefe, felsefi gibi ifadelerin geçtiği hakaretlere uğruyoruz. Bu da kendini filozof zannediyor filan gibi şeyler oluyor. Burada felsefeyle ilgili bir şey yok. Sadece düşünmeye çalışıyoruz. Felsefe düşünmeye yardım ediyor. Bazı şeyleri sorun etmeyi, bazı insana dair sorunları düşüncenin merkezine almayı. Burada konumuz futbol, insana dair bir oyun. Burada bir sorunlar var. Anlatıda sorunlar var, oyunda sorunlar var. Biz bunlar üzerinde düşünmediğimiz için oyunumuzu geliştiremiyoruz ve çoğunlukla tesadüflerle ilerliyoruz. Bunları düşünelim.
burada önce burada bir sorun olduğuna karar verelim. Bu sorunlar üzerinde yoğunlaşalım. Yoğunlaştığımız şeylerle birlikte ortak çözümler arayalım. Hepimiz için. Bir tek o takım için, o teknik adam için, öteki için değil. Herkes için ortak çözümler. Çünkü bütün bu ortak çözümler bu toplumun ve bu gezegenin geleceğine dair şeyler. Doğru. Sen sorunları söylerken, çözüm üzerine konuşurken Murat Bey de diyor ki ben Cem Bey'e çok kızgınım. Sizin yüzünüzden artık oyundan zevk almıyorum. Çünkü oyun talep ediyorum diyor. Ama sesimizi duyan yok diyor. Cehalet erdemmiş, kıymetini bilememişim. Maçta bunu bile düşünmemişim. Yani antrenmanda hiç çalışmadınız mı diye sormaya başladım Cem abi diyor. Bakıyorum çalışmamışlar. Bu sefer hakikaten hiç zevkim kalmadı diyor. Yani o dengeyi ayarlayamıyor. İşte bundan daha zevkli ne olabilir? Bakıyorum çalışmamışlar. Bakmışsın ve görmüşsün. Bundan daha zevk alınır ne olabilir ya? Birilerinin yapmadığını tespit ediyorsun. Yapamadıklarını görüyorsun. Bundan daha zevkli bunu yaparken nasıl keyif al? Herhalde o sıkışmış kalmış neden ondan söylüyor. Neden keyif almaktan bazı? Keyif almak nedir ki? Öğrenmektir ya keyif almak. Öğrenmek de keyif. Ya öğreniyorsun işte. Öğrenmek de değil, öğrenmektir tamam. Keyif almak. Öteki tamam. Ne? Tamam. Öteki ne? Keyif almak ne? Ha, eğlenmek. Hani eğlenmek ne? Keyiftir ya. Ne ya? O edilgen olduğun bir şeyde nasıl insan keyif alır, eğlenir? Edilgensin, orada birileri oynuyor. Mutlu olduk filan. Git oyna, düğüne git işte oyna, aç müzik. Arkadaşlarımla yani öyle... bir aradaydım. Ya aç gır müzik, bağlayın Zoom'da birbirinize, bağlanın, koyun ortak müziği, basıyoruz deyin, basın. Aynı anda bunları yapıyor aletler, edevatlar, oynayın hani. Ya edilgensin burada, oturmuş televizyon izliyorsun ve yapacak hiçbir şeyin yok. Ve bu oyunun kurbanısın. Bu zavallılaştırılmış oyunun kurbanıyız hepimiz. Hı hı. Burada neyine eğlenecek? Acı çekiyoruz burada dedikçe biz eğlenmek istiyorum diyor. Yani bunları bilmesen, bunları kendine dert etmesen bu boşluğa bakarak eğlenecek misin? Bu soruların hiçbiri yok. Bu kıymetli bulguların hiçbiri yok. Taon'un ve arkadaşın bulduğu şeyler elimizde ve zihnimizde yok. Boş boş bakıp eğlenecek miyiz bu tuhaflığa? Eskiden hiç antrenman demiyormuş. Şimdi artık çalışmadıklarını çok bariz anlayabiliyorum. Tamam ne eğlen işte. Bundan hani Aristoteles demiyor muydu ya? Hmm. Eğlenmek iyi etkinliktir diyor. Gayet iyi bir etkinlikte bulunmuş arkadaş. Bunu niye küçük görüyor ki? Yani olumsuzluğu tespit etmenin kendisi nasıl olabilir de eğlence dışı bir şey olabilir? Yanlışları bulmanın kendisi nasıl olur da insan aklının eğlenmesini engelleyebilir? Bir problemi çözüyorsun matematikte. Eğlenmiyor musun? Kendini iyi hissetmiyor musun? Hissedim. Bir sorunu çözüyorsun. O sayfada, şu sayfada diyorsun. Kendini iyi hissetmiyor musun? Ama sorun bitmiyor ki. Hemen bir sorun daha çıkartıyor hayat karşına. Hı-hı. Çözmen gereken o kadar çok şey var ki. Aynen. Böyle ilerliyorsun bu hayatta. Yani biz eğlenmekten herhalde daimi kahkahalar atmayı şey yapıyoruz. Öyle anlıyoruz yani. Hep kahkaha atacağız. Aa ne kadar eğlendik filan. O depresyonu gösterir ya o kadar gülmek. Varayoğa gülmek. Çok gülemezsin. Ya zaten. Derin depresyonu gösterir. Üzülmek de hayata dair, unutmak da, endişelenmek güzel de. Güzel söyledin. Öyle. Uzun gülmeler depresyona dahildir yani. Bak unutma onu yani. Ben o yüzden çok uzun gülemiyorum. Kısa benim. Gülemezsin. Hayat öyle bir şey değil ki ya. Hayat öyle bir şey değil. Değil. Ha, bu kadar sorun var gülelim diyor. Ya hiç mi iyi bir şey olmadı diyor. Söyle bir tanesini diyorum. Bir şey yok ortada. Yok şimdi mesela Necmi Bey yazmış. Göztepe maçındaki oyun bizi heveslendirdi. O zaman nasıl algılayalım diye. Hani aynı maç değil dedik ya dün. Mesela Göztepe maçında işte yerler, haberlerde vardı ya gençler. İzledik maçı. Hoşumuza gitti. İşte o maçtan sonra böyle bir maçla karşılaşmak yıktı diyor beni. Ya ama hayat böyle değil mi ya? Her gün aynı denize mi giriyorsunuz siz? Yok. Nesi yıkılıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Bugün gittik. Biz de öyle der. Çarşaf gibi denizdeniz değil mi? Çarşaf gibi. Yarın gittin rüzgar var. Aynı yerdesin aynı kıyıya çıkıyorsun. Dalgalı. Hiç zevk almadım diyorsun. O sana başka bir hayat sana bir sorun çıkartıyor. O denizde de yüz. O denizde de bedensel olarak yapacağın şeyler var. Yani çok boyunu aşan dalgalar yoksa. Bizde Karadeniz'de şeydir yani dalgada yüzmek işin en eğlenceli yanıdır. Ama tehlikeli biliyorsun aynı zamanda. Çok ben bilmem var. Ben anlamam. Yüzme bilmeyen düşünsün. Karadeniz'de çok dalga oluyor. Tabii doğru söylüyorsun. Ben bilmiyorum. Biz biliyoruz yüzme yani. Herkesin çekildiği zamanda bizim Alaoğlu, Birol falan işte toplanır. Çıkar gideriz. Bizim en eğlendiğimiz zamandır. Belli bir seviyeye geçtikten sonra dalgadan daha rahat yüzersin. Çünkü kırıldığı yerden ne kadar uzaklaşırsan o kadar iyisindir. Kıyı biraz daha tehlikelidir dalgalı durumlarda. O zaman o duruma karşı bedenini, kültürünü, tekniğini adapte etmen lazım.
Kimse yok, sen yüzüyorsun, bir davana atıyorsun. Bak ya, kimisi de sana deliler filan diyor. Ya nereye gidiyorsunuz kardeşim, o kadar da açılmayın, gelin diye yani söyleyen olur ya, o nedenle. Bak git evine çay içsen dersin ya. Çay içsen ne yapacaksın bizi? Biz Cemal. Eğleniyoruz, gülüyoruz. Çünkü biz o sorunlarla başa çıkmayı bilecek kadar test ettik bu denizi. Yaka kentin denizini test ettik. Yumanoz'dur. Yumanoz'un denizini biz test ettik açıkta. Geyik Koşan'ın şeyini, denizini test ettik. Biz biliyoruz. Sen bak, kaza oluyor mu? Oluyor. O genellikle bilmeyenin başına geliyor. Sana özel. Ona da anlat. Bak onlar yüzüyorlar, onlar biliyorlar de. Eskisi kadar yüzmüyorum de artık, herhalde yaşımla ilgili bir şey ama. Bir şeyi öğrenirsen, bir şeyi bilirsen ondan korkmazsın. Anlatıyorum köpek balığı meselesini. Atlayıp gidiyor insanlar. Köpek balıkları var. Besliyorlar önden köpek balıklarını. Fotoğraf makinesini kapan, atlıyor suya işte. Belgesellerde görüyorsunuz. Çıkır 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 çekiyor. Bak şimdi ne güzel bir mesaj atmış Metin. Diyor ki, Bohemian Rhapsody'yi besteledin de diyor. Yapımcı ya, bunun 6 dakika çok uzun. Kimse bunu dinlemez dedi diyor. Şu anda dünyanın en çok dinlenen parçası diyor. Nasıl? O yüzden de Agnelli'ye bu nedenle de inanma. İyi şeyler, doğru şeyler uzun da olsa izlenir. Otur Bertolucci filmlerini izle. Ben dayanamıyorum filan deme. İzle bak, nefesin kesilir. Bu arada ben de merak ettim, dün baktım, bazen paylaşıyorum ya bizim videoları. Mesela kısa videoların izlenme oranına baktım, uzunların baktım. Uzunlar 2-3 katı daha fazla Cem abi. Öyledir, sen yeter ki insanlara öğreteceğin şeyler at. Öğrensinler, kafaları biraz, kafalarını, hani var ya kafam yoruldu. Öyle kafam yoruldu, o yorulmuyor. Beynim yandı. Öğreniyor, öğreniyor. Ya niye ben böyle düşünemedim? O beynim yandı diyenin dedi, ya niye böyle düşünemiyoruz biz? Niye böyle düşünemiyoruz? Bizim sıkıntımız ne? O nedenle biraz kendine öfkeleniyor orada. Bana öfkelenmekten daha çok insanlar kendilerine öfkeleniyorlar. Niye biz bunları göremiyoruz ve düşünemiyoruz diyor. Var ya, kızıyorlar. Ne de kadar ukala adam, egosantrik, şudur budur. Ya bir şey anlatmıyoruz. Oyuna dair bir şey anlatıyoruz. Senin tuttuğun takımla ilgili bir şey değil benim söylediğim şey. Benim söylediğim şey oyunun sorunlarıyla ilgili işler. Bu oyunun sorunlarını çözersen o Manchester City ne yapacağını bilemez. O Bayern Münih ne yapacağını bilemez. Sen yeter ki sorununu çöz. Ama sen sorununa yaklaşmak bile istemiyorsun. Asıl sorun dört büyük dediğimiz iki takımın maçında oyun yok. Maç esnasında telefona bakmak diyor Eren Algül. Devamlı telefona baktım diyor. Yok ki oyun diyor. Böyle baktım diyor. Aslında o da doğru. İşte hangisi? Devamlı telefona böyle bakınca boyun için de kötü. Her şey için kötü. Kitaba bak. Dergiye bak. Neşriyata bak yani, eskilerin neyimiyle. Neşriyat al bir tane yanında. Biraz ona bak. Onlar daha kalıcı. Telefona baktın, öbürüne baktın, gitti. İlkokulun uçtu. Dergide, kitapta olmaz onun. Bir daha okursun. Onu bir daha okumak istemezsin. Öğrendiğini zannettiriyor bu sana. O da var. Bu tablet spor, bu telefon spor, bu cam spor var ya. Bu sana öğrettiğini zannediyor. O şeyler var. Camdan roman okuyorum filan. Her şeyden. İşte var şundan mesela açıyorsun kitabı mesela. Onu hem dinleyebiliyorsun hem okuyabiliyorsun. Böyle okuyorsun mesela. Kitabı dinleme zaten. Tamam, okuma da var. Böyle yakınlaştırıyorsun sayfayı, böyle okuyorsun. Arkası yarındı eski TRT'nin şeyi. Arkası yarın, arkası yarın. Dinlediğin şey tiyatro, o. Tiyatro, değil mi? Dinleme onu. Ses, radyo tiyatro. Radyo tiyatro. Onu geç onu. Onu dinle, güzel, o başka bir şey ama. O başka bir şey. Dinleme, oku. Kıy kendine. Acıma orada kendine, acıma. Okumak için kendine acıma. Çok faydasını görürsün, kendine acıma. Ya kaç gündür koşuyorum. Metin geçen gün bizim Ümit Metin Yıldız dedi ki, koptun gidiyorsun dedi. Bu sabah 45 dakika koştum. Ben buraya 2 dakikadan başlayarak yani şeyle biraz şey... neydi Elvan Abeyle Gezen'in antrenörü? Ertan Atiboğlu. Tamam. Sen koşamazsın. Sen dedi şeysin, benim gibi kilolusun, dikkat et. O maratonda koşamazsın dedi. Dedik ki bizim bir yarışmaya da birinci olmak ya derdimiz yok. Bir koşmaya gayret edelim. Bir de tamamlayalım. Bu fikir güzel yani. Bir de koşma tamamlayalım. Fikri güzel. Yasin Köse ben çıktık. Bir saatlerde bitirdik. O da bana yardım etti, gencecik çocuk yani. Bisikletçiler birbirlerini bırakmıyorlar ya. O beni bırakmadı. Bırakanlar var. Bizim kameraman neydi? O da bizle yarıştı. Uzun boylu. Burak Karanfil. Burak. Ha. Burak yürüdü gitti. Burak şey gibi. Burak'la vurdu gitti. Abi ben gidiyorum dedi. Kendini kurtar sen, biz dedim. Arkadan geleceğiz yani. Şimdi 45 dakika. Ben orada 2 saat koştum ama onu sürekli tekrar edemezsin. Dün 40 dakika, 41 dakika, bugün 45 dakika. Kendine kıy, oku. Kıy, acıma kendine. Orada kendine, insan okurken kendine acımaz. Asla kayıp zaman değildir. Çünkü o okumadığın zamanda yapacağın şey nafiledir.
Fuzuli. Oraya girdim, orada birbirimizi anladım. Ne anlatıyorsun? Bir şey bilmiyorsun ki anlatıyorsun. Neyi anlatıyorsun? Oradan duydun, buradan duydun. Kitabı okumadın, kitabı dinledin. Ya oku, ne zararı var? Oku, bir şey yok. Çok şey katar sana. Peki. Hayal edersin. Dinlediğin şeyi hayal edemezsin. Okuduğun şeyi kendi hayallerine, kendin tasarlarsın. Karakterleri, olay anlarını, olayın geçtiği yerleri, örgülü, yani bütün örgü dedikleri bir şey var ya. Yap onu. Bakarsın, senarist olursun. O insanların beğenmediği 3 dakikadan fazlaki dizileri sen yazarsın. Ya şey, bir izleyicimiz yazmış. Yüzüklerin Efendisi ve birçok film 3 saatten fazla ama dünyanın en çok izlenen filmleri demiş. Ya işte onlar kurmalar. Kaliteli üretimin sürükleyiciliği zamanı büker demiş. Çok güzel. İşi bükücüler var değil mi? Onu büken, bunu büken. Son su bükücü, çok son güzel. Bilmem ne bükücü. Hmm. Aynen öyle yani. Kendine acıma. Kitap konusu, kitap, dergi, yazı konusu olduğunda acımayacaksın bedenine. Mümkün mertebe ızdırap vereceksin ki o gelişsin, o yükselsin, koşmaya devam etsin, durumları fark etsin. Seni hep uyanık tutar o. Bu arada ikinizi de zevkle izliyorum. 71 yaşındayım. Dizler 2'de 1 yaşından bahsetmesin. Kafalarımız aynı demiş Ali Erkan Güner'i. Ali Güner'i. Devamlı yaşından bahsetmesi demiş. Onu da eklemiş. Abi koşmak üzerine söylüyorum. 71 yaşında olduğu için abi hani tamam. Koşulmuyordu. Biz hani bu yaşta başladık bu işlere. Biraz ara vermiştik. Yoksa sporculuğumuz vardır yani. Bir de yaş iyidir ya. Ben yaştan korkmam yani. Yaşın bir önemi yok. Nasıl bahsetmiş olayım dedi. Hikayemiz belli, yolculuğumuz belli. Şu maç sonu açıklamalarına bir tur yapalım mı? Mustera 1 puan kazandık, 2 puan kaybetmedik. Sonra Fatih Terim ve Abdullah Avcı bir tur yapalım, verelim. 9-10-11-12, evet. Şuraya da rica edeyim arkadaşlarımdan. Uzağa göremiyorum biliyorsunuz artık eskisi gibi. Trabzon karşısında 4 kurtarış yapan Uruguay ile eldiven çok üzgünüz. Rakibimiz puan kaybetmişken güzel bir şanstı ama değerlendiremedik. Bundan sonra da şanslar gelecektir. 1 puan kazandık, 2 puan kaybetmedik demiş. Hem üzgün hem kızgınım. Hürriyet gazetesi. Terim Beşiktaş'ın kayıp yaşadığı haftada kaçırdıkları fırsat için bu yorumu yaptı. Şurada kazansak olaylar bambaşka bir yere gelecekti. Yine bireysel bir hatadan gol yedik. Oyuncular da yine mi demeye başladı. Bu bir puan bize nasıl dönecek göreceğiz. Bazen öyle yerlerde öyle bir puanlar vardır ki size farklı döner. İnşallah öyle olur. 6 hafta var. Az buz değil. 6 hafta 18 puan demek. Rakiplerin kaybını bekleyeceğiz. Yine mi sendromu öne çıkarmış Milliyet gazetesi de. Terim futbolcuların saha içindeki duygularını anlatarak bireysel hataları sürekli yapan ve cezalandırılan bir takım olmak oyuncuları psikolojik olarak etkiliyor. Yine mi mağlup olacağız diyorlar diye konuştu. Dışarıyla paylaşamadıkları bir sürü sıkıntıları bulunduğunu da dile getirdi. Abdullah Avcı da çok sinirli ve üzgünüm. Onu da fotomaçtan verelim. Oyunun tamamında üstün oynayan bizdik. 5 haftadır rakiplerin üstünlüğü olmadan maçlar berabere bitiyor. Anları doğru oynayamadığımız için çok kızgınım. Futbol artık akıl oyunu, kahramanlık oyunu değil. Cemal, bu 1 puan kazandık, 2 puan kaybetmedik meselesine herhangi bir yorumun var mı senin ya? Haklı yani çocuk. Değil mi? Bir tane puan kazanıyorsun yani. Yenilsen 0. Puansız. Yok bir şey. Bir puan kazanmışsın. Ama 2 puanı vurgulayınca anlaşılamıyor. Doğru anlaşılamıyor. Fatih Terim'in ya. 1 puan bazen o 1 puan size döner. Bazen. Niye? Öbürü 3 puan kaybetmesi tabii, lazım. Kaybetmesi senin 1 puanının anlamda olması için senin yaptığın değil. Onun yapamadığı şeyi öne. Ne yapıyorsun? İşte ya yolcum. Şimdi bizim derdimiz şu. Yolculuğun devam etmesi gerektiğini anlatıyoruz. Hmm. Ama biz oyunu değil skoru sevdirdiğimiz için böyle oluyor bu. Aynen. Şimdi çocuklar kopuyorlar. Sonra Almanya'da bu pandemi öncesinde maçlar, İngiltere'de maçlar oynanıyor. Tıklım tıklım. Hiçbir iddiası yok. 12. ile 14. oynuyor. Tıklım tıklım oluyordu stat. Para mı veriyorlar ellerine insanların? Ya gelin maça diye size 10 euro işte 5 pound falan mı veriyorlar? Yok, insanlar gidiyorlar. Oyunu sevmekle sonuç arasındaki çarpıtılmış ilişkinin sonucu bunlar. Şimdi o 1 puanı şampiyonluk şeyi olarak anlatıyorsun. Şampiyonluk ne diyelim, bonusu, şampiyonluk ipliğinin ucu. Dün Atilla abide de vardı. Bu puan bizi şampiyon yapar. Yapar. Yapar yani, sonuçta 1 puanla şampiyon oluyorsun. Bazen averajda şampiyonluğu kaçırıyorsun filan. Olur. Ama bu anlatıda bir sorun var. Bu anlatı yarın oynanacak oyunu anlatmıyor. Sonunda olacak şeylere insanlara odaklıyor. Oysa ki bize yarın oynanacak oyunla ilgili insanlar gerekiyor. Onları izleyecek, onun üzerinde düşünecek, onun için heyecanlanacak, kaybında üzülecek,
kendini kaybedilmiş maç için yoracak, kitap okurken kendine kıyacak insanlar lazım. Agnelli o nedenle sevdiremez oyunu. Agnelli oyunu öldürmeye çalışıyor. Varcıların teknolojiyi oyuna sokarak oyunu sadece sonuç oyununa indirgeyenlerin oyunu öldürmeye çalıştıkları gibi. Bu oyuna ateş ediyor bunlar. Var da Avrupa Süper Ligi gibi kaybolup gitmeli değil mi? Ateş ediyorlar oyuna. Oyun dolayısıyla insana da ateş ediyorlar. Gereksiz bir şey. İnsanın insana duyduğu hürmeti, insanın insana duyduğu güveni insanın elinden alıyorlar. Senden daha akıllı diyor görüntü. Ben de diyorum ki değil. O bir puanın anlattığı hiçbir şey yok. Yarın oynayacağımız oyundur anlamlı olan. O oyun için yaptığımız antrenmandır anlamlı olan. O bir tane puandır. Alırsın verirsin. Bu sene şampiyon olursun. Geçen sene altıncı oldun. Bir şeye yaradı mı? Hayır. Yani oldun işte. Oldu. İnsanlar yine senin peşindeler. Yine formalar, duygular, tweetler, fotoğraflar, kendilerini ifade eden, yani tuttukları takım üzerinden ifade eden ama görüntüler. Ama kazanamayınca tepki veriyorlar. Dün tepki vardı mesela. İşte teknik heyete de tepki var insan taraftar o, gruplarında. İnsan onlar. Tabii ki tepki verecekler. Tepki verecekler. Sen o tepkileri karşılayıp o tepkilerden olumlu, onu tekrar oyunun içinde tutan, oyunu sevmesini sağlayan ve mümkünse tüm acemiliği içinde o oyunu oynamasını da öneren. Ya arkadaşlar, bizi anlamanız için çıkın bir oynayın ya. Gelin bakalım. Çekiliş yaptık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Denizli, kimse. Çekiliş yaptık kulüp taraftarları arasında. 11 tane adamı seçtik. Bu hafta bizimle bir küçük tek kale, çift kale maç yapacaksınız. Gelin. Gelin bakalım. Sen de içimize dağıtacağız sizi. Yani 12 aldık. 6 oraya, 6 oraya. 8 aldık. 4 oraya, 4 oraya. Bir koşmaya çalışın bakalım. Bak burada neler oluyor bir anlayın bakalım. Haftada bir kere, ayda bir kere. Trabzon'a önerdiğim şeydi benim bu. Bu antrenmanları gidin. Ayda bir kere ilçelerde yapın. Hatırlıyorum. Ya insanlar bir temas etsinler, bir görsünler. Ne oluyor burada? Bu antrenman neyin nesidir? Aç o antrenmanı, bir şey yok. Eğleneceksin, güleceksin. En çok iki tane imza vereceksin. Yani güvenliğini de hallet tabii. Bizde bazen sevgi, bizde değil. Dünyanın her yerinde bu işte kahramanlaştırılmış, ikonlaştırılmış karakteri severken örseleme diye bir şey de var. Bırak insanlar temas etsinler. O 17 yaşında çocukların idmanına çıkar bakayım o çok bilmişleri. Ondan sonra konuşsunlar. De ki gel bakalım bunlarla bir bak bakalım koşulabiliyor mu? Giyin elbiselerinizi, en iddialılarınız, kilosu tutan, kalp sorunları olmayan, efendim kolesterolle ilgili derdi olmayan insanlar gelsinler ve bizimle ayda bir kere idman yapıyoruz. Bir saatinizi bize rica edelim ayrın. Bundan da daha büyük torununla çocuğuna bırakacak hikayen olamaz. Ha, olur da tabii futbol hikayesi diyorum. Çıktım Galatasaray'la Beşiktaş'ta Fenerbahçe. Bak bir daha o Twitter'da, Instagram'da buna dair böyle ileri geri sivriltilmiş ifadeler kullananları onlar ne yapıyorlar? Ben çıktım o sahaya yürüyemezsin de diyorlar. Derler yani. Ve oyunu böyle sevdirirsin. Yoksa oyunu, televizyondaki görüntünü neyini sevdireceksin? Bir süre sonra zaten burada insanlar oynamayacak. Bunları yaratacaklar. Bunları yaratacaklar. Şeyde grafik olarak hani koyacaklar. Oradayım, üç boyutlu toplantıya, evden toplantıya gideceksin. Hayır şimdi. Şöyle de olmayacak. İlginç bizim gibi söyleyeyim. Cam gibi olmayacak. Bak cam gibi olmayacak. Böyle bir televizyon koyacak. Böyle bir televizyon. Şeye döndük. Basra abiye döndük ki 80'lerdeki ama. Televizyon koyacak. Burada oynatacak seni. Üç boyutlu içinde. Şurada önünde oynayacaklar. Sen böyle buraya bakmayacaksın. Şurada olacak hadise. Var ya şimdi böyle yukarıdan ışık veriyor. Koştu etti filan. Sen de belki böyle tik tak oynuyorduk ya böyle çivilerden. Aynen. Belki oyuncuları böyle iteceksin. Çünkü bu gösteri, yani görüntü gösterisi böyle para kazandığı sürece bunun, bu para kazanma heveslileri gerçek oyunu sürekli senin elinden alıp alacak. Onu bir görüntüye çevirmeye çalışacaklar. Ve insan şeylerini, uzuvlarını kullanmaya boynu tutuk, işte şeyleri, skolyozu olan, efendim ne bileyim boyun fıtıklarıyla uğraşan bir varlığa dönüşecek. Ve büyük bir kitle buna aday. Büyük bir kitle aday. Sadece izleyelim istiyorlar. Yorulmadan gol atılsın bizim yerimize. Ve hep kazansın. Ve, hayır, bizim yerimize yorulmadan biri gol atsın. O golü onlar atmıyorlar. Onlar parayı alıyorlar gidip güzel havuzlu evlerinde yaşıyorlar. O golleri sen yiyorsun. Her yerin acıyacak.
oturmaktan her yerini arayacak. Yani. Uğur'un... Bak bu pandemi hiçbir şey anlatmadıysa sana bunu anlatsın. Hı. Tutuldu. Gencebay şarkısı. Tutuldu ellerim, tutuldu dillerim. Güzel. Tutuldu. Her yeriniz tutuldu. Çıkın. İzinli olduğunuz zamanlarda birbirinize kontrol ederek spor yapın. Koşun. Acıyı hissedin bedeninizde. O zaman anlarsın 17 yaşında çocuk ne, o büyük bir sporcu olmak için ne yüklerin altına giriyor. Neleri feda etmek zorunda kalıyor bu profesyonel denen hayatın içinde. Abi ki çocuğum büyük ihtimalle bambaşka becerileri var. Futbolun yanı sıra bambaşka becerileri var. Cem abi Uğur'un 20 takımlı lig fazla ifadelerine yorum yapmadın. Niye ne yapayım bir fazla olduğunu kaç yıldır söyleyen biziz. Niye düşmedi insanlar onu anlayamadık ki biz. Ya 18 takım idealmiş diyor. Değildi be o bile fazladır bizde. Böl 4 tane lig yap ya. Şey gibi mi? E tabii yap oynasın insanlar ya. Eş zamanlı gerçek zamanlı oynasın. Takımları dağıt böl. Bak şimdi Şampiyonlar Ligi bu darbeciler yüzünden ne hale gelecek? Haberlerden bir tane söyle. İngilizlere el altından UEFA para verdi diyorlar. Haber vardı bugün Fanatik'te. UEFA İngilizlere el altından para verdi. Hiçbir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılmazsa kork. Çıkın bu şeyden diye. Avrupa Süper Ligi. Çünkü zengini doyurmak zordur. Fukarayı doyurmak kolay. Doğru. Zengini doyurmak zor. Doymaz o. Atlayıp özel uçağıma dünyanın öbür tarafına yerinde yemeye gidiyorum der. Sonra da küresel iklim şeylerine para yatırır. fonlarına. Efendim küreseli engelleyelim. ne diyelim ya ona? Onu yemesen olur mu? Diye. Ya işte paramız var yiyeceğiz. Falan. Ona ne demek lazım yani? Ne diyeceksin? Otur oturduğun yerde diyeceksin. Ne diyeceksin yani? Güzel İnsanın öyle. Bu kadar parası mı olur diyeceksin. Ne yapacaksınız bu kadar parayı diyeceksin. Çocuğuma bırakıyorum. Nedir senin? 9 milyon tane çocuğun mu var? Bu kadar parayı 2 çocuğa 3 çocuğa bırakılır mı? Dağıtın bunları insanlar yesinler. Toplamayın tek elde paranızı pulunuzu. Ekin dikin dünyaya. Ekin dikin. Gidin Arizona çöllerine iyileştirin. Ne işiniz var? Çölleştirin. Öyle anlatılmıyor mu? 2 tane kurt bırakılmış ya. 2 mi 3 mü öyle bir şey. Bu ünlü milli parkı var ya şeyin Amerikalı. Hmm. Yellowstone. 2 tane kurt bırakılmış. Onlar şeyleri ürkütmüşler işte geyik ailesinden o tür ot yiyicileri. 30 yılda filan o oralar oluşmuş. Öyle anlatıyorlar. Öyle midir değil midir bilmiyorum. 2 tane kurtun işiyse o vallahi iş kolaymış aslında yani. Cem abi maçla ilgili ekleyeceğin kaldı mı? Bu arada 4 puan kazandı yazıyordu Fenerbahçe için. Murat Bey de Cem abi günün sorusu şu olsun. Fenerbahçe bay geçti haftada kaç puan kazanmıştır diye soruyorsun. Vallahi ben o hesapları yapamıyorum. Bana verilen abaküs kollu sayaçlı makine ya da elektronik şey dijital hesap makinesi ben o hesapları bilmiyorum beceremiyorum da yani. Bu hafta 6 puan alan takım bir dahaki hafta 9 puan kaybedebiliyor. Nasıl oldu? Alt üstü. O hesaplar bu sene çok moda oldu ya. Her sene modadır ya. Bu sene biraz ben söyledim diye insanların önüne, şeyine geldi, algısına geldi. Her yıl yapılır 9 puanlık maç. 30 senedir dinlerim ben onu yani. Bu arada bir katkı geldi. Cem Bey'in dediği Roma'da yapıldı. Cengiz'in attığı golden sonra tweet atan bir taraftar. Bu golde ne var bunu ben bile atarım dedikten sonra o taraftar antrenmana davet edildi. Hı. Ve aynı golü atması istendi. Aynı golü atmaya çalışırken rezil oldu diyor. Rezil olmamıştır. Taner. Yani oyunun ne kadar zor olduğunu anlatırlar. Ama o da dünyanın en güzel şeyidir. Ya bu golü ben bile atarım. Bundan daha yüksek bir insan şey olur mu? Tatmini olur mu ya? Hepimiz demişizdir. Ya onu ben de atarım. Bundan daha yüksek bir insan tatlı. Çok insani bir şey bu yani. Yani bu kızdığım bir şey değil benim. Sadece doğru anlatırsan öbürü anlar diyorum. Yani kızmıyorum yani. İnsan böyle bir varlık. Uğurcan için de geçerli hoş. Değil canım ama. Ya bunların hepsi bak. Kalecinin ya da Lündaman'ın, Uğurcan'ın yaptığı şeyler nasıl iyileştirilebilirse bu zihinsel hatalar, bu zihinsel problemler, bu ezberlenmiş klişeyle insanların zihnine çakmış şeyler de değiştirilebilir. Onun için okumaya ihtiyaç var. Başka türlü anlatmakla çözemezsin. 3 tane çiviyi çözersin, bir tanesi kalır duvarda. Tabela sallanır, sadece sallanır. Düşüremezsin tabelayı insan zihninden. Düşürebilmen için onu düşünce alanının içine okumaya, yazmaya çekmen gerekiyor. Ya gel yani ben bundan daha insani ne olabilir ya? Bunu ben de atabilirim. Bunu söylemeyen insan zaten oyunu sevmez ki. Yani hakeme kızıyorlar ya. Hakem yani futbolu sevmese ne işi var orada?
Cüneyt Çakır 2020'de Euro 2020'de haber aldım da bugün Nesim dayanamadım söyleyeyim dedim. İyi, hayırlı olsun diyelim. Maçla ilgili ekleyeceğim var mı? Diğer maç haberlerini de verelim. Var mı? Atlamış mıyız bir şey bilmiyorum ki. Bakalım. Yok. Bir notlarına bak geçelim. Abi senin de. Evet. Emre Akbaba attı golü değil mi? Evet. Gider mi kalır mı şimdi? Vardı ya geçen haftalarda o kadar para istedi kalsın mı gitsin mi? İki tane daha böyle yapsın iki maç çevirsin bak gönderiyorlar mı adamı? Evet oyuncu değişiklikleri şey mi? Söyledik onu. Faydalı mı zararlı mı? Tamam. Frikik'te işte yere yatılır mı takip yeter miydi konuştuk. Demişiz. Evet. Ha, takım savunmasında söyledim. Demek son 5 maçı iyi oynadığın halde kazanamadıysan ve maçları son bölümde kaybettiysen yani puanları son bölümde kaybettiysen takım savunması meselene daha çok çalışman gerekirmiş. Başta yapmış olsaydın belki şu anda hücum bölümünü çözmüştün. Belki de bilmiyorum yani. Onları tamam. İşte takımın antrenman kalitesi, oyuncuların yeni hocaya adaptasyonu, oyunu kavrama biçimleri bunlar hep belirliyor. Çünkü sonuçta insanların oynadığı bir oyun. Böyle de kağıt üzerine yazdığım gibi gerçekleşmiyor hiçbir peki. Şey. Güzel bir şey vardı. Ağda kaldım gene. Sarı kartta diyor ki şey Fatih Terim. Sakatlıklar, cezalar. Ben şimdi niye ceza yedim sarı kart? Yana doğru hizadan çıkmışız. Yana doğru hizadan çizgiden çıkıyorsun. Çıkmışsın işte. Sahaya girmedik ya diyor. Yani kart için sahaya girmek gerekiyor zannediliyor. Değil. Hizadan çıkıyorsun. Cümle çok güzel ya. Hizadan çıkma. Araba 120 ile gidiyorsun. Şeyde. Paralı yolda. Tamam. Otobanda gidiyorsun. Şeritten çıkarsan kaza olur. Şeritten çıkma diyor. Bunu sıradanlaştırmayalım. O evet. Bak her zaman söylerim. Bütün hocalar o çizgilerin dışına çıkıyorlar. Kendilerine bir yedek kulübesinden ne var ki bunda demeyeceksin. Bak ne var ki bundayla başlıyor her şey. İçeride aynen. Kal bir şey yok ya ne olacak? O bir adımdır iki adımdır. Böylece sen daha iyi takım savunması yapmış olursun. İçeride kalınca bilincin elinde olur. Yani kendimi vakfettim, atladım oraya gittim. Yok yapma. Sen onu yapınca Abdullah Avcı'nın kızdığı şey oluyor. Sen orada kafa topuna çıkmayacaksın diyor. Benden kaç kere anlattım burada. Hareket etmeyeceksin. Stoper bekleyecek. Bırak üzerine gelsin. Sen kapı gibisin, duvar gibisin. Duracaksın orada. Hareket edersen yersin çalımı. Abu Bakar çalımları oldu geçen haftalarda. Yine bir şey oldu. Geldi, bastı çalımı geçti gitti. Hareket etmeyeceksin. Sıçramaman gereken yeri bileceksin. Haliyle hizayı yandan da olsa ihlal etmeyeceksin. Çünkü adı üzerinde ihlaldir ve ihlallerin bazen bazı durumları cezası oluyor. Ya dördüncü hakem uyarmıştır. Hocam yapmayın, hocam evet. Yapmayın. Ateş hattında kazanan yok. Fanatik gazetesi verelim. Ateş hattında kazanan yok. Son sıradaki Denizli Spor deplasmanda ateş hattıyla arasındaki farkı iyice yükseltmek isteyen Ankara gücüyle kozlarını paylaştı. Mücadele Rodega ve Kitsiu'nun karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. 1 puan iki takıma da yaramadı. Rodega yine attı. Çok güzel gol attı yine. Şimdi çok güzel diyeceğim ama sen gene cevap. Hani çok güzel demeye de artık. Hani atar. Ama hakikaten güzeldi ya. Tabii canım atar. Atar. İki maçları çok şık goller atıyor. Bir baksanıza ben bu sene kaçıncı teknik adamı şeyin? Denizli'nin mi? Levent Kartop bu seneye başlamış mıydı? Vallahi o kadar çok teknik adam gitti ki şimdi. İşte hepsiyle gol atıyor. Kaan bir bakabilir miyiz? Bir baksana Kaan. Levent Kartop bu sene başlamış mı? Vallahi hatırlamıyorum. Geçen abi. Senenin sonunda vardı da bu seneye başlamadan mı ayrılmıştı Levent Kartop? Onu bilemedim. Prosineçki değişti ya orada. Bir bakın bakalım ya. Bir bakın. O sizin şahane golü anlatacağım şimdi ben size. Rodega'nın mı? Tabii şahane, şahane golü. Bak şimdi. Bu golü Ali Tan Doğan attırdı. Ali Tan Doğan mı? Yalçın Koşukavak'la da atmıştır muhtemelen. Var mıdır? Bakın bakalım. Sorunları göremiyorsunuz. Çünkü güneş çok keskin ve gözünüzü aldı. Kamaştı gözünüz. Güneş, Rodega'nın gol yeri mi? Şey şaşkınlığı yaşıyorsunuz. Güneşli bir havada şeye girdiniz, tünele. Çıktığınız anda gözünüz kamaştığı için böyle oluyor bunlar. Gözlük takın. Hani güneş gözlüğüyle yazın araba sürdüğünde, tünele girip çıktığında rahatlıkla sürüyorsun. Çok sert güneşlerde gözlüğün yoksa sıkıntı yaşıyorsun tünelden çıkar çıkmam. Rodega çok şahane gol attı. Golü verebiliriz bir daha. Bunun hiçbir şeyi yok yani. Bak. Benim açımdan hiçbir önemi yok. Ülke oyununa dair hiçbir önemi yok. Kaçıncı yılıydı Rodega'nın bu ülkede? 6. mı? 7. sezonu mu?
Ben ne dedim Bopenza için? Bu kadar bu kadar birileri almazsa bu kadar para kazandırırsın çocuğa sen. Rodega'yı gezdirdiğin kadar. Bunlardan çok attı bu. Attığını bile bile yiyorsun bak. 5 olmuş Ali Tan Doğan. Şimdi Levent Kartop olmuş mu? Levent Kartop var mıydı? Yok. Prosineçki ile başlıyor. Hmm. Sonra Kenan Atik geliyor. Kenan Atik geliyor. İki. Yalçın Koşukovak 3. Hakan Kutlu 4. Ali Tan Doğan 5. 5. Denizli nerede? Son sırada. Hugo Rodega atıyor, şahane goller atıyor. Değil mi? Şahane diyorsun. Çok güzel. Güzel. Frikik atıyor yani. Güzeldi. Bu da kötü. Frikik atıyor işte bir şey yok. Kötü. Tabii güzel diyorsunuz ya. Ben kötü gol yok deyince güzel diyorsunuz. Mesela bunu boş kaleye atsa değişiyor mu maçın sonucu? Boş kaleye geldi, yuvarladı. Değişmiyor. Buralara takıldığınız için oyunun sorununu göremiyorsunuz. 5 teknik direktör değişmiş. Bak Hakan Kutlu bir daha takım alacak. Alttan üstten. Tamam. Hiçbir şeyi ölçmeyeceksiniz. Hugo Rodega gol atıyor diyeceksiniz. Büyük ihtimalle bırakmayacaklar Hugo Rodega'yı. Ligi bildiği için çok gol atıyor diye onu bir dahaki sene de bir takım üst ligde tutmaya çalışacak. En kötü devre arasında almaya çalışacak. Bu arada kiralayacak. Galatasaray'ın Antalyaspor kafilesi belli olmuş. Arkadaşlarım son dakikayı hazırlamışlar. Mustafa Muhammed, Falka, Onyekuru ve Yeddin maç kadrosunda yer almıyormuş. Zaten üçü sakat değil mi? Evet. Hep mi sakat bunlar? Falka da yok, yine Mustafa Muhammed de yok, Onyekuru da Yeddin de yok. Evet. Paylaşmış arkadaşlar. Güzel gol atmış gerçekten de. Sen Rodega'ya her şeyi anladım da Cem abi Rodega'ya niye laf ediyorsun anlamadım demiş Ferhat Rodega'ya Bey de. Rodega'ya laf etmiyorum anlamıyor arkadaş ya. Yok. Arkadaş anlamıyor. Ben Rodega'ya laf etmiyorum. Ben arkadaşın da benim de dahil olduğum futbol atmosferine laf ediyorum. Hala Rodega'ya bir şey söylediğimi zannediyorlar. Hala oyunculara bir şey söylediğimi zannediyorlar. Hakikaten artık insan şey yapıyor yani dayanamıyor. Ya benim söylediğim hiçbir şey atan gol atan insanla ilgili değil. Söylediğim her şey bizim memleketimizle ilgili. Bir tane bir şey anlattım sana. Hangisini? Bir 300 bin euroluk bir tane yerli oyuncu getir. Millet ayağa kalkar. Buna 300 bin euro verilir mi diye. 600 bin euroluk yabancı içeri sokarlar. 1 milyonluk yabancı içeri sokulur. O 1 milyonun kaçta kaçı nereye gider kimse bilmez. Örnek verdim işte o arkadaşın anlamadığı şey o. Taş atılır kurbağa yavruları kaçışır. Gider paran gider. Zamanın gider. Sen onu hala şeyden romanı efendim dinleyerek anlıyor. Bir tane dinle tamam. Der ki bunu dinleyemem okuyamam ben Karamazov'u diyor. Anladım kardeşlerini. Karamazov'u oku da kardeşlerini okuma. Anlarım bir tane dinledin. Ama sen her şeyi dinlemek istiyorsun ve her şeyi izlemek istiyorsun. Olmaz o zaman anlamıyorsun. Rodega'ya niye laf edeyim ben? Rodega'yı gezdirip duruyorsun burada. Rodega'nın buraya Akhisar'da başladı değil mi Rodega? Akhisar, Trabzon. Akhisar da gelmedi mi? Bak bakayım Akhisar'la başlamış yani olması. Akhisar, Trabzon. Nerede Denizli. Şimdi Akhisar? Onu sor bak hemen onu sor. Akhisar nerede şimdi? Tamam. Yeni stadı var. Çok güzel bir şehir. Yani ilçe, şehir, kent. Ne dersen de şehir değil de. Nasıl bilmem. O hale geldi diye soruyorsun doğru. Şahane olanakları var bence. Bak şahane olanakları var. Versinler ikinci altın ordu yaparım. İddialıyım. Ama hiç zahmete girmem yani. Yani getirip anahtarı bırakacaklar. Organizasyonu Akhisar'ı. Ben yapacağım. Tabii. Muazzam bir yer yani. Coğrafyası, efendim iklimi, çevresi. Diyecekler ki kentin ileri gelenleri, taraftar toplulukları. Arkadaş sen bu işi bildiğini iddia ediyorsun. Buyur dene bak. Böyle şey olmaz. Koyacaksın pergeli ilçeye. Şöyle bir çevireceksin. Öbür kesişen noktadaki bir yerden de eşit uzaklık alacaksın. O öbür ilçeye kent edeceksin ki bir tane de siz çevirin. Siz bu alandaki çocukları, biz bu alandaki çocukları, sen de şu alandaki çocukları yapacaksınız. Biz burada üçlü, dörtlü bir şey şeması, organizasyon şeması kuracağız. Bak sen ne oluyor oralardan 30 tane oyuncu çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Ama sen sürekli ligde kalacağım diye. Gel o gel bu. Gel şu gel bu. Ali Tan Doğan'a da gol atıyor Hugo Rodega. Ali Tan Doğan teknikte. Hakan Kutlu'ya da atıyor. Prosineçki'ye da atıyor. Levent Kartop'a da atıyor. Artık başka kim vardı? Ali. Kenan Atik'e de atıyor. Ali Atik'e de atıyor. Kimse yani. Neler var oluyor? Neler oluyor? Arkadaş hala Rodega ile ilgili konuşuyor. Rodega'nın attığı golde barajda kimse zıplamıyor ve gol alıyor. Yorum alalım Sayın Dizdar'dan demiş Hakan Bey. İshak Bey de baraj sıçramıyor gol oluyor. Sıçrıyor gol oluyor demiş.
Ne yaptın hani? Tamam attırma o zaman. Hani... Peki çözüyorum şimdi. Rodiega'nın olduğu takıma Rodiega'nın vuracağı yerlerde faul yaptım. Zıplamıyor gol oluyor işte. Bak zıplama diyorsun. Sorununu çözüyorum. Işte. Bak sorununu çözüyorum. Tamam teknik dinliyorum. Direktörüm. Rodiega'nın oynadığı takıma karşı Rodiega'nın ayağını vurulacağı yerlerden topa faul yaptırma. Şuralarda faul yaptırma. Öbür taraflarda yaptır. O takımda diğer taraftan vuran kimse yok. Sağda ellemiyoruz. Sağda alanı koruyoruz. Solda istediğinizi yapın. İndirin, faul yapın. Burada yapmıyoruz. Nasıl? Peki, tamam. O atıyor çünkü. Tamam, ya hadi. Ne diyorsunuz? Küme düşüyor takım ya. Küme düşmek de var. Ondan bahsetmiyorum. Neden bahsediyorum? Sen baraj, Galatasaray maçında baraj dedin ya. Şimdi sen diyorsunuz ki siz. Senin de ararken demiyorsan sorma soruyu. Onların amacı beni haksız çıkartmak. O nedenle oyununuz gelişmiyor. Tamam. Onların bir tane amacı var. Yani dursun. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam. Bilmiyorsun değil. Ne diyor? Burada ne yapacağız o zaman? Hiçbir ya? Buna şey ne yapmayacaksın. Diyor. Golü yiyeceksin ya. Ne yapacaksın? Yani adam vuruyor. Faul yapma diyorum ben sana. Ya bu zaten şey, normal bir vuruş değil ki. Bu ekstra. Ne bu? Ne ekstrası ya? Ekstrası ne bu? Ya abi herkes oradan gol nereye atmaz. Nereye vuracak ya burada topu? Hayır herkes gol atamaz oradan diyor. Ya abi. Nereye vuracak? Topu nereye vuracak? Herkes gol atamaz. Topu nereye vuracak? Oraya vuracak. E ne işi var kalecinin başka yerde? Bilemiyorum. Hiç izledin mi Rodiego öbür uzak köşeye atıyor mu atmıyor mu? Ya orta yapacak zannettim. Gidemez herhalde. Misin? Ne yapacak? Herhalde orta yapacak zannettim. Bak hepiniz zannettiğiniz için düzeltemiyorsunuz bu işleri. Sürekli evet. Zannediyorsunuz. Verin Akhisar'ı bak zannettirmeyeceğim beni şeye. Bakalım duyuyorlar. Cem abi Dadaş dirildi haberini de verelim. Fanatik orada da Yılmaz Hoca'nın bir görüntüsü var. Yorumunu merak ettiğim. Dadaş dirildi. Fanatik gazetesi. Yılmaz Vural yönetiminde şaha kalkan Erzurumspor Denizli Spor'un ardından Yeni Malatyaspor engelini de açtı. 96+6'da Oberta'nın kaydettiği golle son nefeste 3 puana uzanan Mavi Beyazlar ligde kalma yolunda dev bir adım attı. Orada da Yılmaz Hoca'nın bu tablette görüntüyü gösterme detayı vardı. Sabah direkt gelir gelmez dedim arkadaşlara. Onu hazırlayalım da Cem abiye soralım. Neymiş o? O görüntü gördüm varsa bakalım. Biz konuşurken yani ortaya biz da... Biz gördük, görmeyenler de görsün. Evet, neymiş biz konuşurken da... ortaya da... Hı. Verelim. Evet. O penaltı kararı ardından hı. İşte görüntü şey penaltı mı değil mi, dışarıda mı, içeride mi? Onun üzerine sonra tablette görüntüyü gösterme vardı. Bunu mu diyor içeride dışarıda diyor. Heh, bak hoca gösteriyor. Ne yapıyor? Tablette gösteriyor Yılmaz Hoca ya. Nereye? Dörde mi gösteriyor? Dördüncüye gösteriyor. Hemen oradan bir araba çağırıp var odasına göndereceksin. İşte tek boyutlu hayat dediğim bu. Hı. Görüntü aldatı. Tek boyutlu hayat. Bir de nerede şu anda Yılmaz Vural orada? Nasıl nerede? Nerede? Ne? Sahanın alanın neresi? Ha alanın dışına çıkmış. Fatih Terim'in çizgisinin dışına çıkmış. Hizayı bozmuş. Tabii. Ne yapman lazım? Vermiş mi kart? Kart yani, var, var. Kart var mı? Var. Var. Olması lazım zaten. Evet. Bence alanı boşalttı diye sarı kart, tabletle geldi diye kırmızı kart. Tablet şimdi geldi. Mesela o tableti alsa elinden, dördüncü hakem kimmiş o maçta? Hiç ilgilenmediğin konular ya, bir baksana. Cem abi. Dördüncü hakem kimmiş? Bir bakalım orada. Kaan da bakıyor, ben de bakayım. Bir bakın bakayım. O kadar çok maç olunca öyle hakem... Evet, evet. Yapamazsın, aklınızda tutmayın zaten. İnsan dördüncü hakem merak eder mi? Hakemi merak eder mi insan? Kim? Hakan Ceylan'mış. Hakan Ceylan. Hı. Hocam tableti rica edeyim dedi. Kırmızı kartı aldı tabii. Hocam bir saniye tableti rica edeyim dedi. Aldık tableti. Girdik Erzurum'un eski maçlarına. Dedik ki... Hı. Şimdi Obertan'ı yani bu maçta golü atan Obertan'ı Beşiktaş maçında 84'te sahaya attınız. Gitti maç. Gençler Birliği maçında da 84'te attınız, berabere bitirdiniz. Hı? Tamam. Denizli maçında 90'da dışarı aldınız. Hı. Ha? Nasıl olacak bu iş? Bu topa en marifetli oyuncularınız. Biz şimdi buna desek ki, hocam bu çok marifetli. Ta United, United, şuralar, buralar. Kaç yıldır takımın gediklisi. Belki geçen hafta neydi oyuncu... Dedi ya bizim bazı oyuncular oynuyor. Emrah Başsan dedi ki o bazı oyuncular arkadaşlar oynamıyor, vakfetmiyor, şudur budur. Peki bunu nasıl yapalım biz hocam? Bunu acaba bunun üzerine konuşmak ister misiniz de sen ne diyebilirsin? Hiçbir şey. Sana ne diyeceksin değil mi? Yani antrenmanı ben biliyorum. Sen ne ilgilendiriyorsun? Antrenmanı sen biliyorsun. Evet. Antrenmanı sen biliyorsun. İşine bak hoca işine. Oyuncunun sağlık durumunu sen biliyorsun. Rakip analizini sen yaptın. Sen diyorsun ki işine bak dedin. Peki VAR'daki orada... kalibrasyoncu var 88 tane açı var sen bir tane açıdan bir şey görüyorsun bir tane tablet sana ne gösterirse ne oldu John Berger'ın görme biçimleri ne oldu Sokrates Yeşil Sağlar'da Matthias Ruh şeyi kitapları doğru
Doğru. Böyle o kalmasın işte. Bu eleştirileri yapıyoruz kalmasın. Bak şimdi Atil abi diyor ki demin bir puan için söyleyince Atil abi diyor ki eleştiriye saygı. Orada diyor tamamdır. Futbol ve TV üzerine bir şey söylüyorum sana diyor. Yazıyor. Gordon Bin 90'lı şampiyonluk yıllarında şunu söylemişti. En iyi futbol Arjantin'de oynanıyor. Çünkü orada seyretmek isteyen para verip tribüne gidiyor. TV'den maç yok. Zahmet edeceksin. Kitap okumak gibi. Zahmet edeceksin. Ben öyle duydum anladım. Efendim birisi bana televizyonda okudu anladım. Öyle bir şey yok. Bak, o dizi. Otur seyret. Bak 2 dakika sürmedi şey. 3 dakikalık görüntüye dayanamıyorlar meselesini çözmemiz. 2 tane şeyle attık Agnelli'nin de içinde bulunduğu ama iddia sahipleri. Ama o kodlama devam ediyor. Israrla kodlama bir, devam ediyor. 10 dakikalık bir dizi koy bakalım. Görüntü koy bakalım ya çocuğa. Yok kendi görüntülerimizden baktım diyorum ya. Tamam. Kısa görüntüden izlenme oranına baktım. 4 dakikalık, 5 dakikalık yüklediğime baktım. 3 katı, 4 katı. Tamam niye öyle oluyormuş? Niye oluyormuş öyle? Bunu soracaksın. Burada da öyle. Yani ne demek hakemle şeyi göstermek ya? İşte tabii. Pozisyon göstermek. De ki yanıldı yani. De ki de yanlış karar verdiler. De ki yani. Ben küme düşüyorum. Düşme buraya niye bekledin küme düşme? Ben yeni geldim zaten. Kaç hafta oldu? Ben kurtarayım diye getirdiler beni buraya. Diyebilir Yılmaz Hoca. Gelme ya. Diyebilirse gelme dersin ya. Takımın dipte. Geçen sene düşmüştün sen zaten. Lakabı ya yanlış anladın ya. Herhalde. Konuyu yanlış anladın. Lakabı kurtarıcı ya Yılmaz işte, Hoca'nın. Neyi kurtardın? Bir sürü takım gitti ya. Çıktı kurtardı da çıkardı. Ama siz hep olumluya bakıyorsunuz. Negatife bakmıyorsunuz yani. Bırakıplardan düşenler ne kadar bilmiyoruz. Çok da sevdiğim bir sıra böyle söylüyor. Yok yok beni de çok sevdiğimdir. Yani. Yılmaz Hoca sevgiler. Kalbi kırılmaz çünkü hani ya. Eleştiri eleştiridir ya. Yani doğru da yani bu söylediğimiz şey sadece Yılmaz Ural'la ilgili değil. Hepimiz için. Bu kapıyı bir kere herhalde Fatih Terim bir hazırlık maçında açmıştı. Telefondan bir şey göstermeye çalışıyordu. Evet. Ve açılınca gireri çok oluyor bizde. Bunlar aklına gelmez İngiltere'de birisinin ya. Almanya'da birinin aklına gelir mi bunlar? Ceza alırlar ciddi. Ceza almaz aklına gelmez. Bak aramızdaki fark o. Sen ciddi ceza alırlar diyorsun. Ben diyorum ki adamın aklına gelmez zaten. Yani böyle bir şey yoktur. Adamın gelmez, o evrende yani, yeri yok düşünmez yani. Düşünmez diyorsun. Yok ya tamam. Evrende yeri yok. Böyle bir bilgisi yok evet. Adamın yani. Aklına gelmesi için onu biliyor olması, görüyor bir yerlerde görmüş olması lazım. Gelmez ki aklına yani. Reklam arası varmış. Gidelim mi? Gidelim hadi. Tekrar birlikteyiz. Son birkaç dakika, 1,5-2 dakika galiba. Evet sorunlar sadece bizde değil bu kendi sorunlarımızın üzerinden geçtik. Bize ait bir başka sorun bizim değilmiş sanki başka ülkelerin sorunuymuş gibi diyor ama dünyada olan bitenler bizim de kendi ülkemizde olan bitenleri. Dolayısıyla dünyada olan bizi etkileyen dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmemizi haberdar olmamızı ve bunu uluslararası sorunları da kendi sorunlarımız olarak görmemizi zorunlu kılıyor. Çünkü futbol böyle bir şey küresel bir oyun madem böyle. Şimdi Hüseyin Özkök atmış. Sky Sports'un haberine göre. Tamam. Alaba Real Madrid'le anlaştı. Müjdeler olsun. Alaba Real meşhurdu ya. Bari bırak da ne yaparsan yap. Biz karışmayız o işe. Bild diyormuş ki 600 milyon euro borcu olan Real Madrid'in 600 milyon. Eski başkan Calderon'a göre ise borç 1 milyarmış. 1 milyar euro. 600 milyon borcu var. Real Madrid Alaba'ya yıllık 12 milyon net maaş 20-30 milyon arası olduğu söylenen imza parası ödeyecekmiş. Şimdi ne diyordu bize? Oyun 3 dakika izlenemiyor, 5 dakika izlenemiyor. Oyunun zamanını kısaltalım, şunu yapalım bile. Şimdi hemen orada bir tane İspanyol Futbol Federasyonu'nun oyunun eşitlik ilkesi gereği borcunuzu ödeyin. Bu adamı içeri sokamazsınız. De bakayım oyunun boyu mu diyorsun, eni mi diyorsun, aşağı mı hani dikey mutsuzluk. Öyleydi. Bunun üzerine Florentino yaparlar mı böyle bir şey? Florentino kendine gel böyle bir şey olmaz diye. İşte... Bizim olduğumuz yerde yaptırmaya çalışırdık. Yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. Geçen gün Metin atmıştı. Onunla bitirelim bari. Peki hadi bitirelim onunla. Mutsuzluktan söz etmek istiyorum diyor Turgut Göy. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Sevgim acıyor diyor. Bizim sevgimizi acıtmaya çalışıyorlar izin vermeyelim. Sen borcunu öde bırak alabayı malabayı. Getir çoluğunu çocuğunu oynat biz de çoluğu çocuğu koyalım birlikte oynayalım. Aynen. İstiyorsan sen gel biz de seninle veteran maçı yapalım. Ya madem Perez. Bu kadar seviyorsunuz bu oyunu Agnelli, hepsi otursunlar biz de bir veteran maçı yapalım. Bakalım kim kimi yeniyor. Kim ne kadar zevk alıyor. Batırmışsın parayı. 5.6 milyar borcun var hala oyuncu almaya çalışıyor 12 takım. Hala. Ve kimse de dur diyemiyor. Niye çok güçlülermiş? Nesi güçlü bu kadar borçla? Borçsa güçlü. Teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Rica ederim. Için de teşekkür edelim izleyicilerimize. Yarın saat 11'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.